Diğer taraftan bakıldığı zaman da bu işin hani tamam seçim sattım halinde değiliz belki resmi olarak ama bir seçim havası veya nasıl söyleyeyim işte 1,5 yıl bile olsa seçime giden bir yoldayız. Ankara'da her şey seçime endeksli konuşuluyor. Dolayısıyla öyle bakıldığında hani bugün tutup da 50+1 değişsin veya bu rakamı indirelim %50'den aşağısıyla seçilsin Cumhurbaşkanı derse eğer Cumhur İttifakı ya da AK Parti, o zaman bu işin siyaset psikolojisi boyutu devreye girecek ve herkesin algısı doğal olarak işte bakın gördünüz mü seçilemeyeceklerini anladılar, %50'yi bulamayacaklarını anladılar, dolayısıyla şimdi o rakamı indirmeye çalışıyorlar gibi işin farklı bir boyutu olacak. Peki Murat, ve muhalefetin de... Murat, evet. Şöyle bir şey var yani... AK Parti ile MHP %50+1'i indirmeye karar verse teknik olarak hangi adımları atacaklar? Anayasa değişikliği gerekmiyor mu bunun için? Tabii. Tabii ki anayasa değişikliği gerekiyor ve şu anda da AK Parti'nin 287, MHP'nin 45 sandalyesi var, milletvekili var mecliste. 335 ediyor. 400 gerekiyor anayasa değişikliği için. Dolayısıyla bu bir kere matematik olarak da mümkün değil, öyle gözüküyor. Kaldı ki zaten daha dünkü grup toplantısında Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli çok açık bir şekilde Cemil Çiçek üzerinden isimlendirerek ve sert bir eleştiriyle birlikte de mesajını çok net verdi. Aslında o mesaj hani AK Partililerde, çünkü AK Parti'nin içinde bir bölümde gerçekten bu %50+1'in değiştirilmesi, düşürülmesi yönünde görüş sahibi olanlar da var. Ya tamam ben de onu anlamıyorum yani. Değiştirilmesi, dönüştürülmesi, değişmesi düşünen, isteyen AK Partililer var diyorsun ama ya bu istediğin kadar iste. Teknik olarak senin oy sayın yetmiyor ki bunu değiştirmeye. Nasıl yapacaksın bunu? Yetmiyor tabii. Yani muhalefet tabii razı yetmiyor. Olur mu böyle bir şey? Muhalefet razı olmaz. Çünkü hele en az 360 milletvekilinin referandum yoluyla değişecek olsa en az 360 milletvekilinin destek vermesi lazım. MHP destek vermiyor. Muhalefet zaten destek vermiyor. CHP, İYİ Parti böyle bir şeye razı olur mu? Olmaz. Bir de ikincisi siyaseten de aleyhine. Hele şu aşamadan sonra hiç olmaz. Seçime gidiyor, seçime gidiyor. Kazanamayacağı ortaya çıktı. O yüzden bunu yapıyor. O zaman bir fantezi bu yani. Şimdi bu seçimle ilgili herhangi bir şey, bir adım atılamaz bu konuda. Ben öyle anlıyorum. Bak, şu an için öyle gözüküyor. Evet şu an için kesinlikle öyle gözüküyor ama dediğim gibi hani bir de zaten Cumhurbaşkanı hani şöyle bir şey olsaydı eğer Cumhurbaşkanı çıkıp deseydi ki arkadaş bu %50+1 biz aslında istikrar için bu sistemi değiştirdik. İşte hani iki partili bir sisteme işte tam Amerikan modeli değil ama Amerika'da var olduğu gibi iki partili bir sistem öngörüyorduk. Böyle bir hayalimiz vardı ama bu 50+1 sebebiyle bırakın iki partiyi, ittifaklara zorlanan küçük küçük partilere de ihtiyaç duyulan o +1'in arandığı bir noktaya geldik. Dolayısıyla bu yanlışmış. Biz bu kararımızı değiştiriyoruz ve farklı bir noktaya gideceğiz. Hadi bu konuda çalışalım. Eğer böyle net bir kararlılıkla bir adım atılsaydı o zaman farklı konuşabilirdik. Ama şu anda zaten teknik olarak mümkün değil, matematik olarak mümkün değil. Hele de muhalefetin tavrı itibariyle işin dediğim gibi hani psikolojik boyutu da siyaseten kullanılma noktası da onları da düşündüğümüz zaman şu an için mümkün değil, doğru. Son soru. Peki Cumhurbaşkanı niye topu parlamentoya atıyor? Ben onu anlamadım yani. Madem parlamentoya atmak demek muhalefet, iktidar hep birlikte bunun için karar vermesi gerekiyor. Yani nedir buradaki amacı, ne Cumhurbaşkanı? Yani buradaki anlaşılan tabii ki anayasa değişikliği yapılması için önce parlamentoda anayasa değişikliği yapılması gerekirse... Teknik zarurete mi işaret ediyor? Evet, yani anayasal yöntemi tarif ediyor. Anayasa diyor ki parlamento muhalefetiyle, iktidarıyla oturur, bu konuda karar verirse yapılır. O tamam diyor. Yoksa zaten mümkün değil. Anladım yani öyle bir hadi ey parlamento bu konuda adım at anlamında söylemiyor. Bu. Yani göreve çağırmıyor parlamento. Göreve çağırmıyor. Peki, çok teşekkürler. Hem Murat Çelik'e hem Abdülkadir Selvi'ye bu teknik bilgiler ışığında, kulis bilgileri ışığında şimdi konuyu tartışabiliriz. Masum Bey. Ben hem görüşmeyi hem bu akışı bizim bilmediğimiz perde arkasında başka şeylerin konuşulduğunu düşünüyorum. Neden? Bir kere %50+1 ikinci turda zaten değişiyor. Yani toplam oyların kullanılan oyların sal çoğunluğu demektir. %50+1. O birinci oylamada diyor. İlk birinci oylamada %50+1'i daha aşağıya düşürdüğünüz zaman kurmak istediğiniz demokratik düzeni kuramıyorsunuz. Çünkü o ufak partilerin varlığı tam tersine bir birlikteliğin kurulmasını engellemiş oluyor. %40+1 olsa. Ama %50+1'de onların da varlığının sürdüğü... Ama ondan yakınıyorlar şimdi. Adam diyor ki ben diyor %48'lik bir partiyim. Mesela atıyorum %48 alıyorum diyor. 2,5 puan için diyor gidiyorum diyor 10 tane partiyle görüşüyorum. Bu da yanlış diyor, onlara mahkum oluyorum diyor. Şimdi görüşmüyor. Birinci turda o kadar güveniyorsa kendisine siyaseti öyle yürüsün ki. Güvenmiyor. İlk turda kazanmak istiyor, onlara işte muhtaç oluyor. İlk turda kazanmak istiyorlar ve bu işi daha çok neden iktidarda olanlar istiyor. İlk turda gücü de kullanıp kazanırsa kazanır. İkinci turda kazanamıyor. Niye kazanamıyor? Bu sefer başka bir faktör devreye giriyor. Kazanabilir ama şimdi söyleyeceğim faktöre bağlı. Çünkü arada milletvekilleri seçilmiş oluyor. Milletvekilleri bellenmiş, meclis kompozisyonu çıkmış. Kompozisyon değişmişse halkın eğilimi de artar. Çünkü benim yaptığım bir tespit var siyasette. 3 türlü oy var. Birisi militan oyu, orada bir problem yok. İkincisi taraftar oyu, orada da problem yok. Sorun sempatizan oyunda. Sempatizan oyu da güzergezer olur biraz. Güzergahına göre gider. Yani iktidar kim olacak, kim onun işini yapacak, hangisi kaldığı şeye. Zaten şu anda HDP üzerinde siyaseten yapılan bir milliyetçilik açısından, teröre karşıt olmak açısından bu davayı güdenler var. Onlara bir şey söyleyecek değiliz ama siyaseten güdenler ise çoğunluğu gerektiği zaman alabilme amacına yönelik. Yani şimdi ne dersek diyelim ikinci tura kaldığı zaman bugüne kadar diyelim ki HDP aleyhinde konuşmuş olan taraf artık oyları alamayacak. Onu bildikleri için alacaksam birinci turda işi bitirmem lazım. Bu birincisi. Ama bu tartışma niye ortaya atılıyor? Sanıyorum Cumhur İttifakı zaman zaman bazı konuları konuşuyorlar, gündeme getiriyorlar. Ama bu konuştukları konularda yumuşama sağlamak için farklı çıkışlar yapıyorlar. Mesela bir taraftan Cumhur İttifakı tartışması açılırken bu ne demektir? Eğer değişirse MHP'ye bağımlılık biraz daha azalır. Yani daha ufak oranlarla %40'ı halledebilir belki de. Diğer taraftan da MHP bunun karşılığını neyle veriyor? Ben seninle ortak değilim. İttifak kurdum o kadar. Yani senin yaptığının sorumlusu... Ama şöyle, ben bu tartışmayı da manasız buluyorum. Şu nedenle AK Parti ile MHP hadi anlaştık %50+1'i %40'a indiriyoruz diye karar verseler dahi sayıları yetmiyor ki anayasal olarak bunu değiştirmeye. Onu sağlarlar. Yani nasıl? Sağlarlar, tahrik ederler. Karşı tarafı tahrik ederler. Sen %40 almayacak mısın derler. Yani siyasette o yapılır. Ha, o hallolur diyorsun. Tabii. Yani muhalefeti ikna ederler. Tabii yani. Tabii. Bize rahmetli Bülent Ecevit'in bir grup toplantısı anlattığı bir olay vardı. Bir kere erken seçim, bir kere bir şey ortaya çıkmasın, artık onu tekrar geriye çekmem mümkün değil ve örnek verildiği çeşitli ülkelerin bu kararlarında. Şimdi şu anda hiç kimse esas ne konuştuklarını bilmiyor. Perde arkasında. Perde arkası. Çünkü yenilir yutulur şeyler değildi birbirlerine karşı söyledikleri fakat kendilerinin ağızlarına almadıkları. Birisi bu 50+1'i mesela ne demek istiyor, meclis ne yapar? Şimdi şundan da hesabına geldiği zaman biz yapmadık ki. Meclis yaptı. Meclisin gücü var. Hesabına geldikleri zaman bunu ben söylemedim ki yardımcım söyledi. Şimdi o zaman ne gerek var? Ben ortak değilim. Yalnız ittifak içinde oldum. Yani bu durumun kurulmasına. Bu birbirlerine... O zaman bunlar şimdi iktidar cephesi AK Parti ile MHP bu konuda böyle bir pek görünür olmayan bir tartışma mı yaşıyorlar? Var o tartışma. O yavaş yavaş seçime doğru yaklaştıkça hızlanır. Ortaya... Öyle istiyor. Faruk Bey, hayır, buyurun. Hayır. Ben istemiyorum. Benim gördüğüm şu. Wishful thinking mi yapıyor? Yani belki öyle Devlet Bey istiyordu. Hayır. Biz de tartışalım. Devlet Bey, bakın. Evet. Çok sağlıklı politika yürüten bir kişi. Evet. Ben onunla aynı kabinede bulundum. Ve sonra hatırlayın, DSP'yi bölüp Devlet Bey'e hayır yeni bir yapı kuralım dediği zaman hayır, ben Ecevit'le beraber geldim. Evet. Masum Bey, şu konuyu bir tartışalım. Şimdi, Faruk Bey, şimdi şöyle, Masum Bey'in söylediğini gayet iyi anlıyoruz. Aslında dikkat çektiği önemli noktalar da var. Belki de bir siyasetçi, bir eski bakan olarak bizim çok fazla arka plan, en azından kendi adıma söyleyeyim. Yani benim göremediğim şeyleri görüyordur ve diyor ki MHP, siz açılışta söylediniz, hani bu 50+1 nedir? Miğferdir. Miğfer ne yapıyor? Korur. Yani sistemi. Mihver koruyucu yani. Başı koruyor. Tamam, o zaman 50+1 mihverse... Eksen. Mihver anlamını. Mihver değil. Tabii. Başlık koruyucu değil. Mihver odak noktası, eksen. Eksen, ama bir de koruma mantığı da var orada. Yani bunu koruyor. Onu koruyor anlamında alıyorum. Olay nasıl buraya geldi ya? Ben bunu koruma anlamında alıyorum. Mihver devletler. Hani ben bunu koruma anlamında alıyorum yani. Hani koruyor, bu sistemin koruyucusu budur anlamında alıyorum. Şimdi bu tamam. Peki AK Parti... Ya Bahçeli 50+1'i istiyor. Evet. Arkasında duruyor. AK Parti ne yapıyor? AK Parti şunu yapıyor. AK Parti oylara bakıyor. AK Parti yapılan kamuoyu araştırmalarına bakıyor. AK Parti çok pozitif ve çok realist olarak algılıyor bütün hikayeyi. Yani AK Parti seçim sonuçlarına, ortaya çıkan oylara, şu anda toplumun yönelim gösterdiği alanlara bakıyor. Nihayetinde kamuoyu araştırmacıları, yani anket sonuçları bazı şeyler söylüyor. Ve ona göre AK Parti daha önceki çok güçlü olduğu dönemlerdeki oyundan biraz uzak. Bunun sebebi de ekonomik koşullar, şu son dönemdeki şartlar. Peki burada Genel Başkan ve Sayın Cumhurbaşkanı bir çıkış yolu, daha mantıklı, AK Parti'yi rahatça iktidara taşıyacak, sürdürecek iktidarını bir yol arıyor mu? Arıyor. Bana sorarsanız Sayın Cumhurbaşkanı 50+1'den rahatsız. Rahatsız yani. Bunu Temel Karamollaoğlu, Sayın Karamollaoğlu söyledi diye demiyorum. Ben bunu daha önceden de hissettim. Ve zaten kendisi... yani o tartışmadan çıktı ya hani... Temel Bey'le görüştükten sonra Temel Bey bunu söyledi ya, 50+1'den rahatsız. Onun dışında birçok şeyin doğru olduğunu söylüyor diye. Ya şöyle görelim Ahmet Bey. Cumhurbaşkanlığı sistemi biraz da 15 Temmuz'un yani FETÖ kalkışmasının ardından Türkiye'de oylanmış ve kabul edilmiş bir sistem. Bakın ne diyorlar parlamenter sistem için? Ama Faruk Bey bir dakika. 50+1'den rahatsız demeye başladığınız andan itibaren ve bunu değiştirmek istiyor dediğiniz andan itibaren Cumhurbaşkanı'na, AK Parti'ye herkes döner der ki ha sen demek ki birinci turda 50+1'i alamayacağına zaten bu nedenle rahatsız. Ahmet Bey. Şimdi yani Ahmet Bey AK Parti bu nedenle rahatsız. Biz bunu böyle olduğunu düşünsek de, düşünmesek de toplum bunu sizin söylediğiniz gibi düşünür zaten. Yani hani böyle yorumladık, yorumlamadık. Cumhurbaşkanı bunu ben söyledim, söylemedim. Abdülkadir Bey diyor ki yani bu meclisin işidir deyip siz de diyorsunuz ki topu meclise attı. Meclise top atılır çünkü orası daha geniş bir alan, top oynanır orada. Hayır, yani orası rahat bir yer. Meclise topu atmıyor, kendisine atıyor. Hayır. Çünkü meclise hakim olan kendisi. Şimdi eğer AK Parti'ye bir şey yaptıracak. Şimdi şu FETÖ işini söyleyeyim bir. Neden? Önemli bir şey o. Ama yetmiyor, oyu yetmiyor. O yüzden meclise atılıyor. Masum Bey. Yani evet. Şunu bağlayayım, önemli bir konu bu. Şimdi 15 Temmuz'un ardından bir sistem inşa edildi. Buna Türk tipi başkanlık şu. Başkanlık edildi. Yani nereye varacaksınız? 50+1. Çok önemli bir şey. Yani bu sistem toplumun oyuna sunulurken ciddi problemleri de vardı, barındırıyordu. Yani içinde daha sonra ortaya çıkacak enfeksiyonlar görünüyordu. Fakat FETÖ ile mücadele adına daha merkezi bir yapı, daha merkezden hızlıca hareket edilebilecek bir sistem topluma sunuldu. Artık ihtiyaç kalmadı mı ona? Bence kalmadı. Mesela genişletin neydi, ne diyordu İYİ Parti? İyileştirilmiş parlamenter sistemi tartışmaktansa benim de bir teklifim var. Ben de diyorum ki demokratikleştirilmiş cumhurbaşkanlığı sistemini tartışalım. Biz bir daha genişletilmiş parlamenter sistemi tartışmayalım. %50+1 demokratikleştirilmiş başkanlığa aykırı mı? Aykırı bence. Bu kadar yüksek oy olmaz. Aykırı bir şey bu. Bence tam demokratik. Hayır, olmaz. Olmaz da demokrasi olmaz. Ben başından beri 50+1'in Türkiye şartlarında bir mucize olduğunu, bir kere ya da iki kere olabileceğini düşünenlerdendim. İşte geldik o noktaya şimdi. Yani bir toplumun %50+1'i bir seçimde ilk turda, ikinci turda zaten otomatik olarak çıkıyor. Bir dakika. Bunu toplum yapmaz yani. Bu çıkmaz bu oy ortaya. Faruk Bey, birinci turda çıkmasın, nasıl olsa ikinci turda İşler halloluyor. Niye bunu bu kadar önemsiyorsunuz? Yani birinci turda aday seçilmez, ikinci turda kazanır. Yok, kazanabilir. O değil. Yani teknik olarak, sistemin tekniği açısından ortada yüksek bir oy oranı var. Ama ikinci turda var. Ya ikinci tur var da az önce Masum Bey işte dikkat çekiyor. Parlamento seçimini yapmışsınız. Ortaya bir tablo çıkmış. Evet. Kamuoyu bakıyor. Kendinizi bağlıyorsunuz. Parlamentoda Ahmet Hakan iktidar, başkanlıkta Abdülkadir Selvi mi iktidar olsun? Yani milletin de bir aklı var, fikri var değil mi? Bunu görüyor yani. Bütün bunların hepsi etken. Bu açıdan belki demokratik açıdan. Bir de şunu söyleyeyim. Yani 50+1 bir bana mı çok, hani bir ülkede seçim yapıyoruz. Yani Almanya'da %30 oy alınıyor. Öbürü %15 alıyor. %45'te koalisyon kuruluyor ve iktidar olunuyor. Ama işte diyor ki muhalefette der ki sana, ya kardeşim ben mi getirdim, sen getirdin bunu. Israrla da savundun. Tamam, sen de diyorsun ki daha iktidara gelmeden ben bunu değiştireceğim diyorsun. Ben de sana onu söylüyorum, muhalefetsin ama ya. Faruk, sen de diyorsun ki ben yarın iktidara geldiğimde bunu değiştireceğim diyorsun. Parlamenter sisteme geri dönüyorsun. Murat Bey. Aynı şeyi söylüyor. Ama şu sistemi düşünün. Aynı şey değil. Şu sistemi düşünün. Niye bu konur? Bir cumhurbaşkanı iki kere seçilir. Denir ki birinci seçildiğin dönemi herkesi toparlayıp %50+1'i alacak kadar yap. Ondan sonraki ikinci dönemde de bir daha seçilmeyeceğin için bu sefer devlet adamı gibi yapılması gerekenleri yap. Tamam yani öyle zaten. Bir kere üst üste seçim kurgulamanın bütün, bakın bu dünyada şeyde de var, başkanlıklar dönerli oluyor. Tamam öyle zaten Masum Bey. Burada mesele şu, bak altını çizmiyoruz ve bence açık olarak söylemiyoruz. Türkiye'de partili cumhurbaşkanlığı sistemi, şunu hesapladı mı bilmiyorum. Yani bu 50+1 meselesinde. Şu anda Türkiye'nin bütün siyaseti HDP'ye kilitlenmiş durumda. Bu da 50+1'den kaynaklanıyor. Evet. Ama 50+1 yüzü. Ahmet Bey, HDP'nin seçmeninin %95'i Kürt seçmen, öyle değil mi? Hepimiz biliyoruz bunu değil mi? Şimdi şöyle yapalım. Bunları bak açık açık konuşalım. Bunlar önemli işler. 83-85 milyonluk bir ülkede etnik yapı üzerinden bir ülkenin sistemi bir yere kilitlenemez. Bu hatalı ve yanlış bir şey. Çok da tehlikeli bir şey. Yani Türkiye'nin bütün kaderini daha çok bir etnik yapıdan oy alan bir parti belirleyemez. Burada bir problem var. Bu doğru bir sistem değil. Yani sistemin tamamını eleştirmiyor. Burada çok ciddi sıkıntılar var. 50+1'de var. Evet. Burada sıkıntı var. Murat Bey ne diyorsunuz? Enteresan görüşler bunlar. Bu sistem gelirken bir defa sistemin ruhuna aykırı 50+1'i aşağı indirmek. Çok özür dilerim Ahmet Bey. Yani çok özür dilerim. Bir tek cümle söyleyeyim, döneyim size. Bir tek cümle unuttum. Bu arada Cumhurbaşkanlığı sistemi ya da başkanlık sistemine yönelik benim Türk siyasetinde bugüne kadar gelinen süreçte Türkeş'ten Demirel'e, Ecevit'ten Erbakan'a, herkesin istediği başkanlık sistemine dair görüşüm olumluydu. Bugün de olumlu. Fakat sistemin içindeki bazı başlıkların mutlaka düzeltilmesi. 50+1 de bunlardan biridir. Mesela bunlardan biridir. Şimdi bizim anayasamızın yönetimde istikrar, temsilde adalet diye bir maddesi var. 50+1 buna yönetimde İstikrarı da sağlıyor, temsilde adaleti de sağlıyor. Bir daha temsilde adalet kuralına 50+1'in aşağıya indirilmesi anayasaya aykırı bir durum. Bu bir. Anayasayı değiştirerek yapacak zaten onu. Ancak. Ama anayasanın o maddesini niye değiştirdi? Ha, anayasanın o ruhuna aykırı anlamında söylüyorsunuz. Temsilde adalet diye yazılmış anayasaya. %40 temsilde adalet sağlamaz mı? %50+1'dir temsilde adalet. Peki bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Birinci turda kazanamadı. Adam ikinci turda %40'la kazandı. Ama iki kişi %50'yi alıyor. İkinci turda 50'yi alıyor. İki kişi olduğu için. Peki. İkinci turda 50'yi geçmeden olmuyor. Ya %51 tam adaleti sağlıyor. Yani %51 temsili sağlıyor. Nasıl oluyor yani? Diğer %49 şimdi, karşısında yani. Hani burada da bir gariplik yok mu sizce yani? 51'e 49. Bana mı söylüyorsun? Hayır yani genel anlamda. Murat Bey. Murat Bey'e söylüyorum. Soru da çok iyi oldu. Bana mı söylüyorsun? Biliyorsunuz 3 erk var. Yasama, yürütme, yargı. Şimdi siz yürütmeyi %50+1'le seçebilirsiniz mecliste. Yani yürütmenin, pardon, yasamayı %50+1'le götürebilirsiniz. Parlamento yasaları çıkartacaktır. Parmağınızı kaldırırsınız. 50+1 olan, zaten 301 oyu alan yasayı çıkartır. Yasamayı bu şekilde hallediyorsun. Yürütme, şimdi bunu aşağıya indirdiğiniz zaman yürütmenin başını seçiyorsunuz ve hükümeti seçiyorsunuz ve hükümetin hiçbir bakanını da seçmiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Cumhurbaşkanı %50+1 almıştır. Biz onu görevlendiriyoruz, hükümeti seçsiniz diyor. Yani geniş bir yetki veriyorsunuz Cumhurbaşkanı'na. O geniş yetkiyi verebilmeniz için de Cumhurbaşkanı'nın ilk turda %50+1 alması gerekir mi diyorsunuz? Gerekir. İkinci turda da gerekir, çünkü ikinci turda da alıyor. Yani doğru. Bakın yani %50+1'in olması gerekir. Sistemin ruhu bu. Bize de bu referandum öncesi 2017 referandum böyle öncesi, anlatıldı. Böyle anlatıldı. Ya Murat Bey de sistemi kabul etti ve savuruyor etmedim. Şimdi. Etmedi. Öyle mi? Etmedi. Ben tamamen yani kabul temsili demokrasiden yanayım. Ben başkanlık sistemlerine karşıyım. Yani evet. Onun için ben kendi kendimi anlatmıyorum. Hayır, Murat Bey kendi konsepti içinde nasıl olması gerektiğini kendi anlatıyor. Kendi konseptini anlatıyorum ben olayı. Yani benim yoksa yok. O zaman hiç bunlarla 50+1 değişecekse hiç bunlarla uğraşmayalım. Parlamenter sisteme dönelim. Düzgün bir parlamenter sistemde 50+1 yakalarsınız zaten. Yani ülkeyi yönetecek, bakanlar kurulunu kurabilecek 50+1'i zaten yakalıyor. Koalisyonla. Koalisyon. Şimdi yok mu koalisyon? İttifak var şimdi. Bey, birisi gen soruyor, yani, birisi bilmem ne yapıyor. Şimdi verilecek ama yani gen soruya düşecek bir duruma düşmeyin. Yani demokrasilerde hesap sormak durumundasınız. Yani o duruma düşmeyin. Şimdi bakın bu 50+1'den bir defa Sayın Devlet Bahçeli ve MHP vazgeçmez. Neden? Çok net bir şekilde AK Parti'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde eğer kamuoyu araştırmaları doğruysa MHP'ye ihtiyacı kalmaz. En ufak bir şeyde veya aralarındaki bir tartışmada bu ittifak dağılır. Yani AK Parti'nin oyu en az %40 mı diyorsunuz bu şartlarda? Ya alır. Anketler o zaman %30 diyor, bunların tamamı yanlış söylüyor ya. Nasıl oluyor anlamıyorum ki. Faruk Bey. Öyle oluyor yani. Evet, o da yani öyle olmuyor yaklaşımınız mu yani? Enteresan. Hani oraya girince %40 oluyor AK Parti'nin sorarsınız onu. Öbür tarafa gidince %30'a düşüyor falan yani. O anketleri yapanlara %40 olunca alıyor, %50 olunca alamıyor. Olmuyor yani. Öneri AK Parti'den gelince ben en son seçimde aldığı %41.6'dan yola çıkarak söylüyorum. Anladım. Tamam? Anket sonuçlarını bir kenara bırakın. En son seçimde AK Parti %41.6 aldı. Ben ondan yola çıkarak söylüyorum. Yani sonuçta baktığınız zaman yani bu gerçekten rahatsız eder. Yani sen acaba benden kurtulmaya mı çalışıyorsun diye düşünebilir. Bunu AK Parti götürürse MHP'nin önüne. Sen ne yapıyorsun? Niye? Biz hani anlaştık. Zaten Devlet Bahçeli de Sayın Bahçeli de bunu söylüyor. Ben bundan vazgeçmem diyor. %50+1. Sistemin omurgasıdır bu diyor. Mihveridir diyor. Mihveridir diyor. İşte, miferidir de olabilir. Mifer demiyor mu? Hayır, merkezidir diyor, omurgasıdır diyor, taşıyıcı gücüdür diyor. Merkez taşır binayı. Odur diyor. O olmazsa bu sistem zaten... Faruk Bey hani 2. Dünya Savaşı'nda mihver devletleri vardı ya. Ha. 2. Dünya Savaşı'nda miğferler de kullanıldı aslında. O da doğru. Evet. Şimdi bakın neden şimdi bunu bir defa değiştiremiyorsunuz. Ya 50+1'e gittik. Sayın Bahçeli de kabul etti. Biz bunu değiştiremiyorsunuz. Ben Masum Bey gibi, Sayın Genel Başkan gibi düşünmüyorum. Ben ona hep Genel Başkan derim. Sayın Bakan demem. Sayın Genel Başkan gibi düşünmüyorum. Değiştiremezsiniz. Mecliste çoğunluğunuz yok. Meclisteki kutuplaşma da vatandaşın kutuplaşmasından çok da farklı değil. Yani değiştiremezsiniz. Niye şimdi biz bu durup dururken %50+1'i konuşuyoruz? AK Partili bazı siyasetçiler ki şu anda da aktif siyasetin içinde değiller. Örneklerini verdiniz, siz verdiniz. Cemil Çiçek. Abdülkadir Bey. Cemil Çiçek rahatsızlar durumdan. Ve bunu öne çıkartıyorlar. Bu bir Murat Bey bir dakika. Cemil Bey neyi hangi argümanla buna itiraz ediyor? Cemil Bey bu anayasa yapım sürecinde de bu itirazını ortaya koydu. Tamam nedir derdi ne? Yani bu, itiraz noktası. Bu büyük partileri küçük partilere mahkum hale getiriyor. Önerisi ne? 40'a mı insin diyor. Bir sistem önermiyor. En fazla oyu alan seçilsin. Ha, birinci turda en fazla oyu alan. Belediye başkanı seçmiyoruz yalnız. Cemil Bey'in önerisi yani küçük partiler bunun üzerinden kendilerinin sistemin kilit taşı haline getiriyorlar. Şöyle diyor. 2. tur olmasın. En fazla oyu alan Cumhurbaşkanı. En fazla oyu alan Cumhurbaşkanı seçilsin. Böylece sistemde kilitlenmesin. En yüksek oyu alan seçilsin diyor. Aynı belediye başkanı neden mukayese etmek doğru değil. Belediye başkanı en azından valinin, en azından İçişleri Bakanı'nın, merkezi hükümetin vesayeti altındadır. Yani o görevden alabiliyor, yerine kayyum tayin edebiliyor, bütçesini onaylayamayabiliyor. Şimdi Cumhurbaşkanı da öyle bir şey yok ki. Ama Sayın Bakan, çünkü kopuk yetkili. Sayın Bakan Cumhurbaşkanı'nı vesayet altına almayalım. Zaten yeterince vesayet almıyoruz. Vesayet altına almıyorsunuz, demokratik düzenin vesayeti altına alıyorsunuz. Yani demokratize şimdi şöyle söyleyelim. Herhangi bir bakan, Amerika Birleşik Devletleri hani en çok övülen başkanlık sistemi atanırken nasıl atanıyor? Bizim Cumhuriyet'in kuruluşunda olduğu gibi parlamentoda oylanıyor. Büyükelçi bile parlamentoda oylanıyor. AK Parti'nin yeni hazırladığı, kamuoyuna açıklamadığı anayasa, yeni anayasada bu düzenleme var. Yani diyor ki, Cumhurbaşkanı doğrudan halk seçtiği için, onun için ayrıca parlamentoda bir güven oylaması gerekmez. Ama Cumhurbaşkanı yardımcısı ve yardımcılarıyla bakanlar, Cumhurbaşkanı tarafından atandığı için, yeni düzenlemede bunlar parlamentoda düşürülebilmeli. Eskisi. Parlamentodan güven oyu alabilmeli diye bir düzenleme var. Evet Mete Yarar. Direkt hiç şey yok. Merhaba bile tak. Şöyle söyleyeyim. Bu olayın içinde şeyi anlattım. Hani mantık olarak baktığımızda bu tartışmanın AK Parti'ye yaraması mümkün değil. Bu tartışmayı açanlar ilk başlangıçtan itibaren durumları neydi? Onu koymuştum. Yani ortaya onu anlatmaya çalışmıştım. Bir soruyla da devam ediyordum. Diyordum ki herkes erken seçimle ilgili konu açtığında erken seçime gider mi gitmez mi hikayesine baktığınızda hep şunu söylüyorum dedim. Parlamenter sistemle düşünüp bu sorunun cevabını arıyorsunuz. Eskiden bir parti %47 oy almış, örnek vereyim işte şey gibi AK Parti'nin aldığı hatırlarsanız seçimi kazandığı dönemde. Daha sonraki dönemde baktınız ki oyunuz azalıyor. %45, %43, %40'lara kadar geldiniz. Erken seçime gidersiniz. Çünkü parlamentoda yine çoğunluğu sağlayabilirsiniz. Ama bu sistemde eğer başkanlığı yani başkanlık sisteminde %50+1 alamadığınız erken seçime gitmenizin size bir mantığı yok ki. Siz şeyi kaybetmiş oluyorsunuz, seçimi kaybetmiş olmuşsunuz. Peki, niye erken seçime gidersiniz? Erken seçim mevzusunu niye açtınız? Şimdi niye açacağım? Buradaki bütün konuşmalarımızın içerisinde %40'a düşer mi gitmez mi falan hesabının içerisinde zaten başkanlık sistemini hedefliyorsanız neye düşürürseniz düşürün kaybedersiniz. Çünkü sizin mantığınızla bu birbirine örtüşmüyor. Tartışmanın geçerliliği bu değil. İkinci söyleyeceğim şeylerden bir tanesi bir tek istisnası var. Anayasa değişikliğine veya parlamenter sistemdeki çoğunluğu tamamen kaybedeceğini düşünüyorsanız seçime gidersiniz. Ama başkanlık sisteminden başkanlıktan vazgeçmeniz lazım. Üçüncü bu tartışmanın belki odağında olan ve belki anlaşılması en önemli olan konu da o. Sayın Cumhurbaşkanı bu ittifakın oyunu arttırmak için esneme, yani daha farklı partilerin de buraya içine girebilmesi ve yönetimsel anlamda farklı metotlara girmeyi tercih edebilir mi acaba? Bu da tartışması gerekenlerden bir tanesi. İki siyasi partide, Sayın Cumhurbaşkanı da, Sayın Devlet Bahçeli de ilkesel olarak birbirlerinin nelere hayır dediğini uzun zamandan beri test ettiler. Yani neye kabul ediyorlar, neyi kabul etmeklerini birbirini test ediyorlar. İki siyasi parti şu anda önümüzdeki dönemin şekillenmesinde bence bir satranç oynuyorlar. Masayı devirmeden, bakın masayı devirmeden birbirlerine hamle yapıyorlar. Aynı Cumhur İttifakı'nın karşısında olan Millet İttifakı'nın yaptığı gibi. Yani HDP ile iş yaparsanız biz bu ittifakı içine yer almayız deyip başkasının işte HDP budur dedikleri oluşumların aynısını o da yaşıyor. Çünkü neden? Sistem 50+1 istiyor. 50+1'e gidecek olan formülasyonlar da çok seçenekli. Ama Cumhur İttifakı'nın şöyle bir aleyhte durumu var. Cumhur İttifakı'ndakinin karşıdaki oluşan grup anti Erdoğan grubu. Yani Erdoğan karşıtlığı üzerine blokajını yapmış durumda. O blokajı 40'larda ve diğerlerinde ayırmanız mümkün değil. Bu seçim öyle veya böyle zamanında yapılmasının dışında başka bir yere doğru gidilmesi uygun değil. Tartışacağımız ve bundan sonra göreceğimiz, bu tartışmanın açılmasının nedeni de gördüğüm konu o. İttifakın içerisinde nasıl esnemeler olacak? Ve ittifakın içerisinde adılacak bazı değişikliklerin iki tarafından da kabul edilmeyeceği olacak. Yani başka partiler mi dahil olabilir diyorsunuz ittifakın içinde? Olabilir. Hatta birbirinden farklı görüşlerdeki partiler bile içine girebilir. Hangi partiler mesela? Yani onun adını ben bilemem ama benim gördüğüm diğerlerinde esneme yoksa, yani diğer konularda 50+1'e ve diğerlerinde erken seçim gibi bir durum yoksa ortada, esneyebileceğiniz bir tek şey var. Kendi 50+1'e gidecek formülasyonları nasıl bulabiliriz? Yani siyaset yapmasanız bile matematiksel anlamda 3 tane formülasyon, ikisi ölü doğmuşsa üçüncüsünü yapmak zorundasın. O da bu ittifakın içerisindeki değişimler. Yani karşı evi değiştiremiyorsanız kendi evinizde değişiklik yapmanız gerekiyor. Aynen, kendi evinize değiş. Çünkü karşı taraftaki blok, bakın karşı taraftaki blok anti Erdoğan karşıtlığı üzerine kurulmuş bir blok. O bloğu dağıtmanız şu andaki görünen tabloda mümkün değil. Peki. Sizin yapacaklarınızda tartışmalarda olacak. Bu konuyu göreceğiz. Her hafta bunu tartışacağız. Bakın ben size söyleyeyim. Bu konuyu değiştirelim. İkinci Türk siyasetinde şu anda konuşulan ikinci konuya geçmek istiyorum ben. O da Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı helalleşme tartışması. Şimdi önce bu konuda daha altı doldurulmamış bir genel helalleşme söylemi vardı. Ama bugün bunun altını doldurdu CHP lideri. Dün doldurdu, özür diliyorum. Ve şunları söyledi. Dedi ki 28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz. İkna odalarına sokulan başı kapalı kızlarımızla helalleşeceğiz. Roboski ile helalleşeceğiz. Sivas, Kahramanmaraş mağdurlarıyla, Diyarbakır Hapishanesi mahkumlarıyla helalleşeceğiz. Mahalleleri gasp edilen, sürülen ve mahallelerine lüks siteler dikilen romanlarla helalleşeceğiz. Varlık vergileri altında inim inleyen azınlıkla 6-7 Eylül'de helalleşeceğiz. Mahkemelerde süründürülen askerlerimiz ve aileleriyle helalleşeceğiz. Bugün Londra'ya göç etmiş en parlak beyinlerimizle helalleşeceğiz. Ali İsmail Korkmaz, Soma, darbeciler tarafından bir sağdan bir soldan asılanlar, Mısra Öz, Ahmet Kaya, hep bunlarla helalleşeceğiz dedi. Böyle bir çok genel helalleşme çerçevesi çizdi. Hani genelde helalleşmek için sen bir şeye neden olmuşsundur. Ya hakkını helal et. Yani ben sana bunu yaptım dersin ve helalleşirsin. Hani Kemal Kılıçdaroğlu içinde olduğu olmadığı, partisinin içinde yer aldığı yer almadığı her türlü mağduriyet üzerinden bir helalleşme. Yani bazı insanlar bunu yadırgamayabilirler. Yani bu da güzel bir şey diyebilirler ama bazıları da yadırgayabilirler. Pardon. Yani ilk aslında videosundaki şeyi diyor, ilk bu işi nasıl başlatmıştı? Şöyle başlatmıştı. Benim liderliğini yaptığım partinin de geçmişte yarattığı derin yaralar vardır. Uzun süredir de önce bu yaraları yaratan o sistemi değiştirmekle partimde uğraştım. Şimdi dışarı dönme zamanı, ben bu yaraların kapanması için helalleşme yolculuğuna çıkıyorum demişti. Şimdi böyle deyince biz bir helalleşme, hani Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel olarak tarihinde yol açtığı problemler, sorunlar, yaralar nedeniyle bir helalleşme yapacak zannettik. Oysa Cumhuriyet Halk Partisi'ni hiç de ilgilendirmeyen, yani mesela Diyarbakır Hapishanesi'yle Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne ilgisi var? Hatırlamakla. Yani Ali İsmail Korkmaz'la ne ilgisi var? Ahmet Kaya'yla ne ilgisi var Cumhuriyet Halk Partisi'nin? Yani ilgisi olmayan konuları da kapsıyor. Ben hani ilgisi olmayan konularda da bir helalleşme yapabilir ama hani manasız kaçar, ama yine de yadırgamayabilirsiniz. Yadırgıyor mu konuklarımız, yadırgamıyorlar mı, onu anlamaya çalışacağım. Murat'la başlayalım bu sefer, Murat Çelik'le. Şöyle, Ankara'da yani günlerdir bu şekilde adlandırınca Kılıçdaroğlu, ben böyle bir helalleşme yolculuğuna çıkıyorum diye adlandırınca, aynen bu söyledikleriniz gibi, yani altı dolmadan önce de helalleşme, kimlerle helalleşecek vesaire. Şimdi altını doldurduktan sonra, dün grup toplantısında o maddeleri saydıktan sonra, dediğiniz gibi yani bunların bazılarında, hatta saydıklarının belki de çoğunda CHP'nin dahilinin olmadığı konular vesaire diye, mesela Soma örneğini de ekleyebiliriz buna. Bu nasıl bir helalleşme diye, ben şöyle bir CHP kulislerinde bunun tam olarak ne anlama geldiğini, Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışıyla neyi hedeflediğini, ne mesaj verdiğini biraz araştırdım, konuştum. Şöyle bir tablo, biraz oradan aldığım izlenimler, biraz kendi yorumlarım, şöyle özetleyebilirim. Şimdi bir kere CHP'liler diyor ki, evet böyle bir yolculuğa çıkıyorum diye cümleyi kurunca, hani bugün itibariyle böyle bir adım atıyorum gibi algılandı ama öyle değil aslında. Son dönemde Kemal Kılıçdaroğlu zaten bu helalleşme yolculuğuna çıkmıştı. Nasıl çıkmıştı? İşte Anadolu'nun birçok yerini geziyor. O gezilerin içinde, hani esnaf ziyaretleri vesairenin dışında yaptığı, özellikle de kanaat önderleriyle yaptığı görüşmelere dikkat çekiyor CHP'liler. Yani Anadolu'nun farklı yerlerinde, ki Anadolu'da biliyorsunuz kanaat önderi dediğiniz zaman daha çok, yani belli yörelerde mesela hani işte Alevilerin yoğunlukta yaşadığı yerlerde Alevi dedeleri olabilir vesaire olabilir, ama Anadolu'nun bütününe baktığınızda Sünnilerin yaşadığı bölgelerde kanaat önderi dediğiniz isimler genellikle daha çok bugünkü AK Parti seçmeni olarak da nitelenebilecek kesimden, sosyolojik olarak bakıldığında. Dolayısıyla aslında hani bu kesimlerle temas kurarak ve işte milliyetçi, muhafazakar, mütedeyyin kesimlerle temas kurarak, o muhtarlarla yaptığı toplantılar, STK'larla, yerel STK'larla yaptığı toplantılar ve özellikle kanaat önderleriyle yaptığı toplantıları bu anlayışın zaten uygulanmakta olan bölümü olarak değerlendiriyor CHP'liler. Diğer taraftan da hani işte sizin söylediğiniz CHP ile ne ilgisi var dediğiniz o helalleşme kesimlerini de şöyle adlandırıyorlar. Diyorlar ki bu da aslında, yani bu bir seçim stratejisi ya da seçim kampanyası olarak görülmesin. Kılıçdaroğlu ülkeyi yönetmeye talip. Dolayısıyla ülkeyi yöneteceği zaman hiç kimseyle, hiçbir kesimle hani helalleşilmemiş veya işte bir şekilde hala kendini ötekileştirilmiş, bir kenara itilmiş hisseden hiçbir kesim kalmayacak. Bunu anlatmaya çalışıyor diyorlar. Yani bütün kesimlerle kendini bir şekilde, geçmişten yaralarıyla, izleriyle kendini kötü hisseden herkesle o defterlerin kapatılması. Ama burada bir detay var tabii. Hani bu tartışma bir anda geldi, helalleşme, hesaplaşma ikilemine de kilitlendi biliyorsunuz. CHP'liler onu da söylüyorlar. Yani bu şöyle bir şey değil. Yürüyen davalar var. Burası bir hukuk devleti. Elbette yargı kararları veya verilmiş yargı kararları, bunlar değil, ama işin psikolojik olarak yani evladını kaybetmiş bir babaya, evladını kaybetmiş bir anneye helalleşerek çocuğunu geri veremezsiniz. Orada yargının verdiği karardır esas olan hukuk devletinde, ama ülkeyi yönetenlerin de o insanlara en azından elini uzatması, yalnız değilsin mesajını vermesi, beraberiz seni anlıyorum mesajını vermesi önemlidir diyorlar. Dolayısıyla hani bu helalleşme yolculuğunu biraz bu bağlamda değerlendiriyorlar. Bir de tabii şu bir gerçek, hani her kesimle diye anıldığında, örneğin işte Ali İsmail Korkmaz ailesi, işte Soma örneği vesaire baktığınız zaman hani AK Parti iktidarı döneminde acılar yaşamış kesimleri de hedef almasının çok özellikle tercih edildiği ve bilinçli bir tercihle bu listenin bu şekilde oluşturulduğunu da söylüyorlar. Mete Yarar. Ya bu arada şunu da söyleyeyim. Bir cümle, kişisel yorumumu da ekliyorum. Bunu destekleyen bazı, yani görüştüğüm CHP'liler arasında bunu destekleyenler de oldu. Şu da bir gerçek. Kılıçdaroğlu'nun attığı bu adım, zaten son dönemde attığı bazı adımlar ve yaptığı bazı açıklamaların sonunda son halka olarak bunu da değerlendirdiğimiz zaman az önce anlatmaya çalıştığım çerçevede iddialı bir helalleşme yolculuğu, bu aslında Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı yolculuğu da demek oluyor bana göre. Ben en azından şu aşamada öyle okuyorum. Mete Bey. Tabii yani insanların helalleşmesine kimsenin söyleyeceği bir durum yoktur. Ama helalleşmeye deminen siz böyle mihverden başlayarak hani anlamdan gittiniz, ben de öyle gideyim. Helalleşme diye yola çıktığınızda aslında bir şey daha yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki geçmişte yaşananlardan ben ders çıkartıyorum ve bunlarla bir defterimizi, geçmişte yaşadıklarımızla bir hesaplaşalım. Hesaplaşıyorsunuz aslında. Ve diyorsunuz ki ben bunların aynısını yapmayacağım. Yani bunlar benim yapacaklarım değil. Ve bu yolculukta bunun üzerine kurulur. Yani aslında bir topluma verdiğinizde bir yol haritasıdır bu. Bunlar hata olarak görüyorum ben bunları diyorsunuz. Ve öyle bir yol haritasıyla ilerliyorsunuz. Ama ilginç tarafı şu, helalleşmeye insanların genel olarak baktığında kendisiyle ilgisi alakası olmayan konularla değil, aslında kendi yolculuğuyla başlamasını tercih ederim ben. Çünkü bu referans size ait olanlar için helalleşirsiniz. Yani 12 Eylül'deki yaşananlarla, işte ne diyeyim, Uludere'de yaşananlar ve diğerleriyle, sizinle hiç alakası olmayan konularla ilgili 6-7 Eylül olaylarına kadar gittiğiniz vakıf diyorum. Neydi o? Azınlıklar. Varlık vergisine kadar gittiğiniz olaylarla ilgili hesaplaşmadan önce insan kendi yaptıkları icraatlarla ve söylemleriyle önce bir helalleşir. Bunu niye söylüyorum? Ben beklerdim ki insan kalbi kırmak, insanları üzmekle ilgili bir mevzu varsa önce şu 15 Temmuz'la ilgili sarf etmiş olduğu, bu bir tiyatrodur deyip 251 tane vatan evladını o tiyatronun içerisinde dublör olarak getirdiği pozisyon için bir özür dilemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu söz ona ait. Vakıf vergisinin, varlık vergisinin konulması onun sorumluluğunda değil. Ama kendi sarf ettiği söz kendisini bağlar. Diyor ya hani bu olaylardan zarar gören insanlar var. 251 vatandaşı da yerine koyamazsınız. O 251 vatandaşın yerine koyulacağı hiçbir durum yok. Arkasından bu olaylar yaşanırken orada kastettiği benim algıladığım, bugün biraz sanırım farklı algılandı. Mahkemelerde giden asker ve asker yakınları diye mahkemelerde 15, süründürülen askerlerimiz yani o 15 Temmuz sonrası gibi algılandı ama ben 15 Temmuz sonrası olarak algılamadım. Ben sanki onu bu Ergenekon ve balyoz sürecinde kumpas süreç davaları için ben öyle algıladım, öyle dengeledim. Pardon Murat. Kumpas davaları. Yani kumpas davaları, ben de onu söylüyordum. Onu kastederek söylediğini düşünüyorum ben de. Biraz başka türlü yorumlandı. Ben öyle olarak algıladığını söyleyeyim. O zaman şöyle yapmazsınız, yani bu kumpas davalarının en önemli gazetesinin kumpas davalarındaki yerini bildiğiniz zaman bunun şahsını alkışlamazsınız. O zaman o sıfatı orada söylemezsiniz. Çünkü o mahkemelere o askerlerin nasıl gittiğini biz biliyoruz. Hangi manşetlerle gittiğini, hangi manşetlerin içerisinde bunların kullandığını biz biliyoruz. Hem bir taraftan diyeceksiniz ki ben bunlarla helalleşeceğim diyeceksiniz. Ama bir taraftan da o şahısları alkışlayacaksınız. Onları milletin önüne, toplumun önüne çıkartacaksınız. Başka bir şey de, ben bu yol haritasına önce güvenmem lazım. Birisine helallik vermem için, önce helali hoş demem için bundan sonra bunu yapmayacağına inanmam lazım. Peki ben size söyleyeyim. Ne dedi? Muhafazakar, başı örtülü insanların haklarıyla ilgili dedi değil mi? Öyle 28 Şubatçılarının açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz. İkna odalarına sokulan başı kapalı kızlarımızla helalleşeceğiz. Peki o zaman şöyle gidelim. Şu anda hala partide milletvekili yapanlar, partiye yakın bir televizyon kanalında çıkıp, çok uzak bir zaman değil, çok yakın bir zamanda, bütün İslam aleminin namaz sonrası yapmış olduğu, namaz sonrasında kılmış olduğu o tesbihle ilgili yaptığı ağır eleştirinin bir bedelini ödetmesi lazımdı. Dedi, ben anlamadım. Kim ne dedi o televizyonda? Tesbihle ilgili. Tesbih çekerken para diye çeker bunların hepsi dedi. Cumhuriyet Halk Partili birisi söyledi bunu. Ve kendilerine yakın olan televizyon kanalında söyledi. Tek bir satır mevzu yok. Tek bir satır, bununla itiraz yok. Arkasından yine aynı, işte geçen yine aynı televizyon kanalında bu sefer şunu duyduk. Başı örtülü insanlar AK Parti'ye oy verdikleri için ve bütün yapılanları ortak oldukları için özür dilemeliler. Şimdi yine tık yok. Yine tık yok. Bakın yine en ufak bir bu konuda, ya kardeşim siz ne söylüyorsunuz? Biz neyle uğraşıyoruz? Siz neyle uğraşıyorsunuz? Diyen yok. Diyen yok. Başka birisi, kendi partisinin içerisinde olan birisi, çünkü oradaki vurguların içinde demokrasi var, dış müdahaleler var. Çünkü 12 Eylül söylüyor. 12 Eylül'den bahsediyor. Birisi çıkıyor televizyon kanalında NATO'nun müdahale etmesiyle ilgili mevzuyu ortaya çıkartıyor. Tık yok. Arkadaşlar, yani bunlar 50 yıl öncesinde yaşanan olaylar değil. Sana 50 yıl öncesinin hesabını sormuyoruz. Bugünün hesabını verirsen, bunlarla ilgili itirazlarını ben görürsem, ben derim ki ama senin bırak helali hoş olsun, ben her şeyi hak ediyorum derim. Hani sen bu helalleşmeye başlamışsın derim. Biraz daha devam edeyim. Yine tablonun içerisinde önemli örneklerinden bir tanesidir. Ülkenin içerisinde yaşanan sorunlar, bu sorunların içerisinde yaşayan kişilerin, bunlar iş adamları ve diğerleri, yaptıkları olumlu adımları yalnızca muhafazakar camiadan geldiği için ağır eleştirilere uğradıklarında, haksızlıklarına uğradıklarında, kendi partisinin içerisinden saldırı olduğunda, durun bir kardeşim ya. Bu arkadaşın yaptığı ne var da bu kadar sizi rahatsız ediyor, çıkıp bir defasında savunmazsan, ben o zaman derim ki arkadaş, senin demek ki bu ülkeyle, menfaatleriyle ilgili seçenekler yaptığında hala seçimlerinde siyasal ve yaşamsal anlamda tercihleri hala gözetiyorsun derim. Mesela kim neyi kastediyor? Selçuk Bayraktar. Ne oldu Selçuk Bayraktar'a? CHP bir şey mi dedi? Şimdi Selçuk Bayraktar İstanbul'a geldiğinde, İstanbul Belediye Başkanlığı seçimi değiştiğinde biliyorsunuz vakıflarla ilgili bir mevzunun içinde Selçuk Bayraktar'ın ismi de zikredildi. Hatta 4-5 defa mahkemeye verdi, her birinde mahkemeleri kazandılar. İstanbul Belediyesi'nden bir kuruş para almadıklarına, bununla ilgili en ufak bir şey yapılmadığını ispatladılar. Hiçbir şekilde böyle bir şey olmadığını söylediler. Hatta mahkemeye gönderilen evrakta bile bunun böyle olmadığı ortaya çıktı. Çıkıp şunu söylersiniz. Arkadaşlar size haksızlık yapılmıştır. Siz bu ülkeye hizmet eden bir yapıdasınız. Terörle mücadele eden, hatta benim hedeflerimden bir tanesi olan Kandil'in başlarının yıkılmasında en önemli kullanacağım teknolojiyi yapan kişisiniz. Ben size haksızlık yaptım, bir özür borcum var demesini beklerim. Hayat böyle bir şey. Ne kadar güzel biliyor musunuz? Geçmişe dönüp 60 yıl öncesinin helalleşmesiyle kolay kolay kendinizin yapmadığıyla helallik istemek ne kadar kolay. Ben şunun için helalleşmesini isterim. Mesela partisinin içerisinden Ermeni soykırımıyla ilgili kabul edenlerin, hatta Ermeni soykırımını destekleyenlerin partinin üst yönetiminde olduklarından ve hala görevlerine devam ettikleri için mesela şu söylemi söylemesini isterim ben. Atalarımdan bir helallik istemesini isterim. Çünkü benim atalarım böyle bir soykırımın parçası olmadılar. Önce orada helalleşin. Çünkü siz şu anda iktidarda olmasanız bile söylediklerinizin sahibisiniz. İnsanlar söylediklerinin sahibi olarak da özür diler. Bir soykırım benim gibi ve benim soyumdan gelenleri bağlıyor. Bu soyumdan gelenleri bağlayan bu sözcüklerin içerisinde olanları hala başınızın üstünde yer ediyorsanız ve atalarınızla ilgili bu söylem varken hala müsaade ediyorsanız bir durursunuz. Ben başka bir şey daha için helallik istenmesi gerektiğini düşünüyorum. Atatürk'ün partisi olarak söylüyorsunuz. Başımızın üstünde yeri var. Atatürk'ün kurduğu parti. Hepimizin başının üstünde yeri var. Ama Atatürk'ün partisi diyorsan hala, Atatürk'ün o dönemde ismini Tunceli olarak koyduğu bir yere ısrarla hala her gün Dersim demek nedeniyle bir Atatürk'ten helallik istemesini Dersim'le helalleşiriz. Buradan bahsetmiyorum. Demiyor. Oradan bahsetmiyorum. Özellikle mi? Zaten o da Ermeni soykırımını demedi zaten. Ben Ermeni soykırımı demedim ki. Ama siz siyaseten bir yerdesiniz. Çünkü CHP olarak söylüyor. Diyor ki ben CHP olarak değişiyorum diyor. Kemal Kılıçdaroğlu olarak değişmiyor. Sizin değişiminizin olması için siz bir kurumsal yapısınız ve o kurumsal yapının başında siz varsınız. Bu kurumsal yapının içinde gelişen bütün olaylara baktığında ben Kemal Kılıçdaroğlu'nu görmüyorum ki, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu. Bir duruş görüyorum. Siz bazı milletvekilleri Tunceli'ye, Dersim dediler diye Kemal Kılıçdaroğlu'ndan özür bekliyorsunuz ama helalleşme bekliyorsunuz ama ben bunların içerisinde Dersim'i de saymasını sayabileceğini düşünüyordum açıkçası. Siz sayabilirsiniz. Ama Atatürk oraya Tunceli ismini koyduğundaki mantığı anlamıyorsanız o zaman ısrarla şu lafı söylemeyeceksiniz. Bakın şu lafı söylemeyeceksiniz. Ben Atatürk'ün partisiyim, Atatürk'ün partisinin başında ben varım demeyeceksiniz. Siz onu bir katliamın parçası gibi gösterdiğinizde bu lafı söyleyemezsiniz. Mesela varlık vergileriyle helalleşme, varlık vergisi nedeniyle gayrimüslimlerle helalleşme gibi Dersim'de yapılan katliamda mağdur olanlarla da helalleşeceğim diyebilirdi Kılıçdaroğlu. Bakın bir kez daha söylüyorum. Sizin kiminle helalleşeceğiniz siz kendiniz bilirsiniz. Ben kimin neye helalleşeceğini ben karışmam. Ama ben başka bir şey söylüyorum. Siz helalleşirken söylediğiniz, sarf ettiğiniz sözcüklerin arka bağlamda neleri bağladığını da bilirsiniz. Ben arka bağlamlarına gidiyorum. Ben kendi tarafımdan bakıyorum. Ben CHP'nin baktığı taraftan veya Kemal Kılıçdaroğlu'nun baktığı taraftan bakmıyorum. Ben Atatürkçüyüm diyorum. Ben Atatürk'ün yaptıklarına da, o dönemde yaşadıklarına da kefilim diyorum. Peki varlık vergisi kimin zamanında çıktı ya? Menderes zamanında. Kimin zamanında? Menderes. Hayır. Adnan Menderes. Menderes değil. İsmet Paşa zamanında çıkmadı mı? 40'lı yıllarda yani. Evet, evet. Cumhuriyet Halk Partisi nereden geldiniz ben onu anlamadım ki. Ben varlık vergisi açmadım ki. Oradaki mağdurlardan da özür dilerim diyor. Ben varlık vergisi ben şunu söylemedim. Ben şunu söylüyorum. Siz geçmişle ilgili helalleşeceğinize önce sarf ettiğiniz sözlerle ilgili helalleşmeye başlarsanız daha gerçekçi olursunuz. Ve ben bu helalleşmenin içerisindeki cümleleri tek tek saydım. Ben buradan bakarım. Bu değişimin içerisinde itirazlarınıza bakarım. Bu itirazlarınızın gerçekliğine bakarım. Bunu da bir parti disiplini içerisinde yaptığınız uygulamalardan anlarım. Bu uygulamaların sonunda ben dersem ki, ya tamam arkadaş, yaptıklarıyla ve icraatlarıyla her şeyle yapıyorsa helal hoş olsun, hepimiz hata yapıyoruz derim ve giderim. Ama ben hala aynı hata yaptığını düşündüğüm birisinin geçmişteki helalleşmesiyle ilgili hiç orada olmam. Ben daha buradayım. Mesela bu helalleşmeyi yaptı ve hangi hatayı yapmaya devam ediyor? Üstad tekrar baştan almam lazım. Hayır, baştan almayayım. Ben söyleyeceğimi söyledim. Ben şunu söyledim baştan. Dedim ki bakın, bir insan helalleşiyorsa önce kendisiyle ilgisi alakası olmayan konularla helalleşmek çok kolay dedim. Kendisiyle ilgili olan önce kendinden başla. Sonra git 60 yıl öncesini helalleşmesiyle gidersin dedim. Önce kendin başla. Yani önce tiyatro dedin, onunla bir helalleş. Oradan başla. Çünkü 251 tane ki onlarla helalleşmesi şansı yok. Onların ancak helalliğini inançlıysa mahşerde verecek. Veya onların yakınlarından bakın onların yakınlarından bir özür borcu var. Demokrasi için mücadele ediyoruz diyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi diyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombalayan adamlara, bakın bombalayan adamlara, sokaklara çıkan, direnen ve o gün darbeyi tersine çeviren insanlarla ilgili tiyatro diyoruz. Aradan zaman geçiyor diyoruz. Diyoruz ki ya aslında tiyatro değildi, bal gibi de darbeydi. Darbe girişimiydi. Masum Bey? Şimdi ben biraz farklı algılıyorum. İlk çıkışında Sayın Yarar'la aynı şekilde algılamıştık. Bir başka. Yok ben hala aynı yerdeyim. Hayır hayır. Ben onu söylediğim aynısı değil. Bu başka bir şey söylüyor. Hayır, hayır, bugün içini çünkü doldurdu. Sunum şeklinin bir strateji olduğu konusunda mutlaka. Aynen oradayım ben hala. Şimdi içini doldurduğu zaman ben dinlenince ne anladım ki söyledi onu da. Bu bir manifesto aslında. Bu kendisinin hesaplaşmasıyla ilgili yeni kurulacak, yer alacağı bir düzendeki manifestosu. Yani diyor ki... Murat Çelik de ona işaret etti. Yani CHP çevreleri de onu söylüyor. Tasavvufta bir şey vardır. Önce kendi yolcunuzu tamamlarsınız. Sonra bulunduğunuz yerinkini tamamlarsınız. Siz kendi yolcunuza bir başlayın. Ama ona öbürüne de başlarsınız. Sevgili Mete Yarar, belki... yani bu bir bilgi değil ama sizin söylediklerinizin üzerine söylüyorum. Yani dünkü grup toplantısında Kılıçdaroğlu'nun saydığı bu maddeler işte hani helalleşeceğim dediği yerler sanki işte Masum Bey'in söylediği gibi bu bir manifestoysa hani o tam liste olmayabilir. Elbette saydığınız helalleşilmesi gerektiğini düşündüğünüz kesimlerle de belki liste genişleyecektir. Yani şöyle bir liste 10 maddelik bir liste var ve 10 maddeyi uygulayacağım diye bir şey değil. Yani bu aslına bakarsanız yolda genişleyecek bir anlayışı gösteriyor diye düşünüyorum ben. Vallahi Murat'cığım ben şöyle bir şey de değilim. Helali hoş olsun, nasıl yola çıkıyorlarsa çıksınlar, çok sorun değil. İnsanın aklına yani aklındaki neyse zikri de odur. Yani aklına ne düşünüyorsan ona göre konuşursun. Ama bunları tek başına konuşmuyor. Yani şimdi şöyle bakalım. Ben ya üstad o zaman şöyle mi diyeceğiz? Sabahleyin bir başka konuşturanlarda mı sıkıntı var diyeceğiz? Sabahleyin başka bir televizyonda şu anda danışmanı olarak çalışan eski bir ülkücü arkadaşı dinledim. Onun da bu hikayeyi anlatış biçimi var. Yani isimleri vermeyince hiçbir şey anlamıyorum. İsimleri versin. Bakın diyorum. Size vermeyebilir. Yani. Hayır siz mesela o arkadaş... Bana veriyor ama. Hayır, o danışmanın diyor ismi. Mesela hani isimler olsa biz daha mantıklı... Danışmanı anlattı yani evet. Şöyle yapmak istiyoruz, şöyle yapacağız. Yani hepsini İsmi bakın değil. Kimse anlatamaz. Evet. Danışmanın ismini hatırlıyor musunuz? Alaattin Bey diye. Alaattin eski bir şey... Alaattin Bey diye. Alaattin Bey. Anlattı. 2018'de katılmış. Eskiden Ülkü Ocakları Vakfı'nın başkanlığını yapmış şeyde. Önemli değil. Alaattin Bey dedi ki. O da anlattı bazı şeyleri. Yani çıkartıp konuşturdular. Ben ne diyor yani Alaattin Bey? Yani Alaattin Bey bunların anlatıyor. İçini bir kısmının. Bildiklerini anlatıyor. Şimdi bakın. Burada ben ne algıladım? Diyor ki Kemal Bey, şimdilik bir seçime gideceğiz. Bu seçimde diyor, bunları gerçekleştiren ben olmayabilirim diyor. Ama bunların diyor, gerçekleştirilmesi gerektiğini kapısını açan kişi olmak bile bana yeter tarihe geçersem. Yani bu ne demektir? Bu bir manifestodur. Başka eksiğim varsa, mesela biraz evvel Mete Bey'in söylediklerini yarın CHP'liler oturup baksınlar, yani bu kadroda çalışanlar, eksik diye bulduklarını yazsınlar, nasıl gidereceklerini bulsunlar. Şimdi biz sanki onun rakibiymiş gibi bakıyoruz. Rakibi değiliz. Onun rakibi, ona cevap vereni de verdi. Kim verdi? Hem Bahçeli verdi, hem Erdoğan verdi. Nasıl verdiler? Mesela Bahçeli dedi ki, önce helalleşmek için hesaplaşmak lazım dedi. Demek ki aralarında bilmediğimiz ya da bildiğimiz de konuşmadığımız bir hesap var. Şimdi burada o iki liderin konuşması siyasi etkiyi azaltmaktır. bu arada çok önemli bir şey oldu. Bakın ne oldu? Kılıçdaroğlu Başak Deniz'in ailesine başsağlığına gitti. Başsağlığında problem yok. Tam çıkarken yine Gazi'm bir grup çıktı. Onu başka şeye çekmek istedi. Yine işte sorgulamaya çekti. Yani oradaki haberi farklılaştırmak isterken Başak Deniz'in babası gidiyor. Burası cenaze evidir, taziye evidir. Böyle şey olmaz dedi, susturdu onları. Ama ertesi gün, yani dün ya da bugün, Cumhurbaşkanı Emine Hanım'la gitti. Dün işte Emine Hanım'la gitti. Hiç böyle bir provokasyonla olmuyor. Bakın bu... Ama o bir provokasyon değil. Provokasyon. 15 Temmuz gazileri ve şehit aileleri orada Kemal Bey'in açıklamaları üzerinden eleştirilerini dile getirdiler. İşte bakın. Zaten Kemal Bey yayınladı o videoyu. Bakın bu tür şeyleri... Hakaret yoktu. Yoktu. Hakaret olması şart değil ama bakın. Hakaret olması şart değil. Ama konumuzda bir neyin hesabını? Ben bununla ilgisini söylüyorum. Onların algısı demek ki karşılanmamış bu açıklamalarında. O zaman karşılayacak bir şeyi ekle demek. Onları da ikna et. Onlarla da helalleş. Yani onu söylüyorum. Doğru. Şimdi burada... Doğru. Yani onu da ekle, ikna et. Yani ikna et. O açık... Mete Bey'in biraz evvel saydıklarından 4-5 tane daha var ikna edilmesi gerekir. Ama o bunlarla ilgili ne dedi konuşurken? Dedi ki bu benim bir nevi, yani manifesto demedi ama bu benim yeni açılımımdır, yeni açıklamamdır. Ve hiçbir dönemi ayırmadı. Bakın ne Atatürk dönemini ayırdı, ne İsmet İnönü dönemini ayırdı, ne Menderes dönemini ayırdı, ne de 12 Eylül'den sonra. Valla Atatürk dönemiyle ilgili hiçbir tane kelime yok. Orada Masum Bey, ben ona baktım. 1938'den sonraki bir helalleşme gibi görünüyor bu. Şimdi bakın kendisi helalleşmiyor. Ben öyle algılamadım. Ya zaten toplumda hani kim olursa olsun. Mağdurlarla hesaplaşma. Ama bakın ben işte onları, onun ben ne dediği, bakın mesela onu, nedir? Bakın benim sizden farkım şu bakış açımız. Evet. Ben baktığım gibi bakayım, sonra siz dediğiniz gibi bakın. Ben nasıl bakıyorum? Diyorum ki Kemal Bey ben yapacağım, ben edeceğim şeklinde diye bir manifesto değil bu. Diyor ki yeni yapılanmada bu manifestonun bir kısmının altına zaman zaman zaten açıklamış Cumhurbaşkanı da imza atar. Herkes imza atar. Ya herkes imza atmasın. Şimdi ya Masum Bey, problem ne biliyor musunuz burada? Bence ya şimdi eğri oturalım, doğru konuşalım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konuyla ilgili ilk açıklamasını gördüğümde, ilk açıklamada diyor ki sevgili vatandaşlar diyor, benim liderliğini yaptığım partinin, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişte yarattığı derin yaralar var diyor. Güzel. Uzun süredir diyor bu yaraları yaratan partimdeki bu sistemi değiştirmek için uğraştım. Şimdi dışarıya dönüyorum diyor. Bu yaraların, yani benim partimin açtığı yaraların kapanması için bir helallik isteyeceğim diyor. Şimdi buradan ne beklersiniz? Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı hatalar, artık Atatürk dönemi mi, İnönü dönemi mi, yoksa o dönemleri bir tarafa bırakıp sadece 80 sonrası dönem mi, hadi 80 sonrasında bir tarafa bırakıp sadece kendi genel başkan olduğu dönemden mi, nereden yapacaksa sadece bu ön açıklamadan anladığımız partisinin açtığı derin yaralarla ilgili helalleşme. Şimdi onu bıraktı, bir dakika, onu bıraktı. Çok güzel bir metin, yani ben altına imza atıyorum. Yani şahane bir metin. Zaten bu helalleşme metni değil. Bu Türkiye'nin mağdurlarıyla dayanışma metni. Dayanışıyorum diyor yani bütün mağdurlarla. Ahmet Kaya ile şu. Ya senin zaten bunları sen mağdur etmemişsin ki arkadaşım. Yani bunlarla helalleşilmez, dayanışılır. Onların yanında olunur bu mağdurlarla. Bakın, bunların... Yani ben şöyle düşünüyorum. Tabii. Sözün özü. Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin açtığı derin yaralarla hesaplaşacaktı. Ona dediler ki ya girme bu işlere, Atatürk'e falan gider bu iş. Cumhuriyet Halk Partisi bunu kaldırmaz. Sen boş ver dediler. Bence o da böyle bir yolla bu işin içinden çıkmak istedi. Benim anladığım budur. Tabii biz öyle anlamadık. Mete Bey'le ilk açıkladığında bu bir stratejidir. Farklı şekillerde arkası gelecek. Çünkü bakın bu ilk açıklamayı nasıl yaptı? Videoyla yaptı. Bu demek ki çekimi yapılmış, daha evvel planlanmış, tabii, arkasını bilmediğimiz tabii bir ciddi senaryo vardı. Yani, şimdi şöyle dersen ben senden ne bekleyeceğim? Yani siz deseniz ki çıkıp liderliğini yaptığım parti geçmişte derin yaralar açtı sayın yurttaşlarım. Ben o yaralarla ilgili bir küçük hesaplaşma yapacağım, helalleşme yapacağım. Partimin açtığı yaralarla ilgili helalleşeceğim derse ama ben ne anlarım yani? Ben işte başka deminden beri anlatmaya çalıştım. Ama bakın, burada başka ben de diyorum ki yapayım, bunun içinde senin de etkilerin varsa önce kendinden başlarsın. Ama bakın ben hiç işte ben de aynı şeyi söyledim bakın. Hani şimdi sizin geldiğiniz yer niye bunu yaptı diye hani dediniz ya bana. Ben ama, de onu bekliyorum. Ama ben de söylüyorum ya. Yolunuz yaptım oradan başlar yani, diyorum ben de. Yani, Masum Bey. Şey bakın söyleyeyim, bakın ilk önce ben evet burada ondan sonra benzer şeyleri, örneğin güncel şeyi Sayın Bahçeli'de ne dedi? EYT mecliste çözülmeli dedi. Size bir şey çözülmeli dedi Masum ama Bey, bir önerisi ama yok. Bak Masum Kemal Bey size diyor ki şu anda Onur attı. Size diyor Kemal Bey bunu. Evet. Bunlar bu söylediklerimi strateji zannediyorlar. Ne stratejisi? Ben gelecekte bu ülke çocuklarının ardımdan bu ülkeyi barıştırdığımı söylemelerini evet istiyorum. Böyle anılmak istiyorum. Ne stratejisi Masum Bey diyor. Hayır, bakın bizim dediğimiz strateji o değil. Açıklamasının adım adım gelmesi stratejiktir diyoruz. Bizim yaptığımız evet o. Takılıyorum size. Yani bakın şimdi şöyle söyleyeyim ilk etapta. Kemal Bey yeni reklamcılar, yeni şeyleri, yani, iletişimcileri. Yeni iletişimcileri. Ya Kemal Bey etme gözünü seveyim şu videoyu çekiyorsun. Benim liderliğini yaptığım parti CHP'nin geçmişte yarattığı derin yaralar var diyorsun. Bunun devamında da senin Atatürk'le hesaplaşman, İsmet Paşa'yla hesaplaşman, 12 Eylül sonrası CHP'siyle hesaplaşman falan gerekir. Aman girme bu topa demiyorlar mı? Hiç hesaplaşma yok orada. Biz söylüyoruz hesaplaşma. Ne var orada? Var ya bu şeyler. Hesaplaşma değil efendim bakın. Benim liderliğini yaptığım partinin geçmişte yarat. Bakın. Masum Bey bir şey söyleyeceğim. Murat bir şey mi diyorsun? Evet yani hepsine tartışabiliriz belki ama hani Atatürk döneminin nesiyle tartışılacak şey hesaplaşılacak onu anlamakta zorlanıyorum. Ya Murat şöyle bir şey var. Bir dakika bir şey soracağım sana. Bence bunu CHP'liler cevaplamalılar. Benim liderliğini yaptığım partinin geçmişte yarattığı derin yaralar vardır cümlesinden ne anlıyoruz abi? Yani derin yara bir anda, toplumsal travmaya işaret eder. Şunu anladım. O cümleyi ilk duyduğumda sembolik olarak ikna odaları aklıma geldi. 28 Şubat dönemi aklıma geldi. Nitekim dünkü grup toplantısında da bir başlık olarak Kemal Kılıçdaroğlu umsaydı. Onun dışında başka uygulamalar da elbette olabilir de benim itiraz ettiğim nokta Atatürk dönemi de bu işin içine girer dediniz ya. Hani o kısmında pek hemfikir değilim sizle onu söylemeye. Ben söyleyeyim mi? Birkaç şey söyleyin. Şimdi hem Murat Bey merak ediyor Atatürk dönemi nasıl işin içine girer diye. Bir kere Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu helalleşme meselesini böyle asabiyetle karşılamamalıyız. Bu güzel bir çıkış yani. Hani iyi bir niyet. Ben deli misin ben yo, ben kendi adıma söylüyorum. Doğru tabii, doğru. Hayır ben de katılarak yani, şu okuduğu manifestoyu ya, bugünkü tartışılıyor yani bu anlamda bu kadar ayakta alkışlıyorum yani. Çok güzel bir manifesto. İyi de bu helalleşme değil diyoruz biz de ya. Şahane bir metin yani. Mete Yarar şimdi ikna edeceğim sizi. Beni hiç ikna etme ya. Sorun yok. Tamam. Şimdi şöyle oluyor. İkna edecek 251 tane şehit yakın orada. Onları gitsin ikna etsin beni. Ya şimdi sadece oraya değil. Burada başka bir şey söylüyor. Ya Kemal Kılıçdaroğlu Tanzimat Fermanı'ndan başlıyor arkadaşlar. Yani 1839'dan bu yana aslında bambaşka bir perspektif çiziyor. Yani bu işin içinde Sultan Abdülaziz'in bileklerinin kesilmesinden, Sultan Abdülhamit'in tahttan indirilmesinden. Bu nereden çıktı? Getiriyorum. Bütün bir tarihi aslında bir yere koyuyor. Hayır ya tarih şimdi şeyden başlıyor. Bir tek... Nereden benim gördüğüm varlık vergisinden başlıyor. Ya sadece Ahmet Bey sadece Cumhuriyet Halk Partisi kurulmasından sonraki döneme arka planda işaret etmiyor. O bir kültürel karşıtlık, bir kültür çatışması dolayısıyla Cumhuriyet'in kurulmasından sonra bir Jacoben anlayışla Bu memlekette bir görüşün bir diğer görüşü, açık söyleyeyim, bastırmasının son genel başkan tarafından itirafıdır. Ben ayrıca bunu çok da tehlikeli buluyorum. Hangisini? Sayın, şu Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çıkışını. Allah. Çünkü bu Cumhuriyet tarihini tartışmaya açar. Allah Allah. Bu açı söylüyorum. Bu açı ama bitirmedim ki. Bu açıdan tehlikeli buluyorum. Bakın, Cumhuriyet tarihini tartışmaya açar bu. Bu tehlikeli bir şey. Neden açsın? Neden açmasın? Yani Ayasofya'yı ben mi müzeye çevirdim? Niçin açmasın? Ezanı ben mi Türkçe'ye çevirdim? Hadi helallaşın bakalım o zaman. Neyi kastediyor burada Sayın Kılıçdaroğlu? O zaman çıkıp derler ki sana, sen Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin genel başkanısın. Bu memlekette ezanı Türkçe'ye çeviren Mustafa Kemal Atatürk'tür. İsmet Menderes de iktidara geldiğinde yaptığı ilk iş o ezanı Arapça'ya, aslına çevirmek olmuştur. Şimdi sen neyi kastediyorsun? Ayasofya'yı müzeye çeviren insanla da mı helalleşeceksin? Ya da onun adına özür mü diliyorsun? Ezanı Türkçe'ye çeviren insan adına da mı özür diliyorsun? Ya da çeşit dönemlerde mesela çıkar bazı cemaatler, bazı gruplar, bazı yapılar derler ki biz mağdur olduk. Biz mağdur olduk. Atatürk döneminde mağdur olduk. Helallik istiyor musun? Helalleşecek misin? Hadi bakalım. Murat Bey buyurun. Mağdurum diyenler çıksın Murat Bey görelim. Söyleyin bakalım. Sayın Kılıçdaroğlu. Mağdurum diyenler çıksın görelim. Bak soruyorum. Bütün iyi niyetimle soruyorum. Yok, ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun çağrısını makul, mantıklı, demokratik bir çağrı olarak buluyorum. Bir sıkıntı yok benim açımdan. Sıkıntı nerede? Sıkıntı şurada. Bu Cumhuriyet tarihini gereksiz bir tartışmaya açar. Ama Murat Bey de diyor ki zaten açmadı diyor. Açtı, öyle... açmadı olur mu? Ben niye boşuna bağırıyorum? Ben öyle anlamıyorum diyor. İşte ben öyle anlıyorum. Milyonlar da öyle anlıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde itiraz eden insanlar da öyle anlıyor. Yani insanlar diyorlar ki bugün CHP yönetiminde olmayan Cumhuriyet Halk Partisi... Gidin Önder Sav'a bir sorun bakalım. Ne anlıyor mesela? Ne anlıyor bunu? Hadi soralım. Önder Sav'ın söyleyeceği varsa çıksın söylesin. Yok, ne anlayacak? Hayır. Yani niye gidip soralım? Bakın. Neden sormayacağız? Önder Sav'ın dediği doğru ama CHP adına Önder Sav'ın bir itirazı varsa Önder Sav... Onlar adına konuşamayız ki bakın. Konuşur. Kamuoyunda şu yargıyı yatırmayalım. Kemal Kılıçdaroğlu bunu... bir manifesto olarak çünkü açıkladı. Ya Masum Bey bu bir manifesto değil. Neden değil? Ama bakın açıkladı arkasında. Çünkü bunu Tayyip Erdoğan yaptı. Aynı şeyi kalktı. Dersim'de yaşananlar dolayısıyla ben devlet adına ne dedi? Özür diliyorum dedi. Demedi mi? Dedi. Bakın size bir şey söyleyeyim. Bazı şeyler vardı. Özür dilemiyor ki. Bakın. Allah Allah, hiç anlamıyorum. Ama bakın siz de... Ya özür dilemiyorsa helallik istemek nedir Ahmet Bey? Helallik nedir? Nedir yani? İki tarafı birbirlerine yaptıklarından dolayı helal etmesi. Size söyleyeyim. Bakın ne diyor Sayın Yarar? Diyor ki ben bu 251 kişiden dolayı helal etmiyorum. Yok öyle. Yok, ben helal etmiyorum demedim. Hayır. Benim öyle bir görevim yok. Hayır. Helallik zarar görenle yapanın arasında olur. İşte ben de araya giremeyiz zaten. Biz araya giremeyiz. Ama bakın. Efendim lütfen, ben sizi kesmeden dinledim. Ama bakın kesmeden değil. Bey, bir şey ama bakın şöyle. Ama yanlış şeyler söylüyorsunuz. Ama bakın, hayır, doğru değil. Bakın. Çok anlaşılır bir şey diyorum. Ama aynı Kemal Kılıçdaroğlu oy istiyor. Oy istiyor ya. Allah aşkına niye oy isteme aşamasına gelmedi? Sempati istiyor. Ya üstadım sempati değil, oy istiyor. Tabii sempati istiyor ama ne sempatisi? O zaman da Tayyip Erdoğan sempatiyi açıkladı ama son cümleyi dinlemiyorsun. O zaman da şartlar öyleydi. Bak hocam, son cümleyi dinlemiyorsun. Ne diyor son cümlesinde? Evet, bunlar da diyor ben tam başarıya ulaşmasam bile bunun yolunu açarsam tarihe böyle geçersem mutlu olurum diyor. Ya tarihi denendi. Ama bakın. Denendi Masum Bey. Şimdi, bak şu yayınlarda Ahmet Hakan'ın programında da söyledim. Başka yerlerde de söyledim. Bakın. Cumhuriyet Halk Partisi şu anda AK Parti'nin 2002'den 2013 yılına kadar uyguladığı politikanın tekrarını vaat ediyor. Bu zaten denendi. Hayır. Ya burada çözüm süreci yaşandı. Özürler dilendi. Ya, bir sürü şey oldu. AK Parti'ye mal ediyorsunuz. Buna manifesto diyorsunuz. Bunlar yapıldı zaten ya. Yapıldı, olmadı. Hayır. Bakın. Bugün Allah Allah diyor. İlk girerken Sayın Selvi'ye bir laf söyledim. Senin yazının dibindeki yazıdan dolayı tebrik ederim dedim. Niye? Çünkü yine böyle birileri bir yere saptırarak aynı bu tartışmayı eleştirmeye kalkmış. Evet. Bakın. Ve çok böyle naif olmayan laflarla. Hatta ben bile kızdım. Yani bu adamlar ne yapıyorlar böyle dedim. Baktım sabah gazetede ilk Selvi'yi yazmış en dibinde. Bakın. Şimdi biz... Ne yazmış? Yanlış yapıyorsunuz, yanlış taşlıyorsunuz vesaire. Alevilerle ilgili şeye çok güzel bir yanıt vermiş. Tepki göstermişti. Bakın, şimdi herkes bilmeden, işin gerçeğini bilmeden. Evet. Bu, bakın siz bile söylüyorsunuz. Şimdi ne dediniz? Ne dedim? Bunlar AK Parti'nin yaptığı işleri. O daha iyi yaptığı işlere sahip çıkıyor. Daha ne olacak? Ya diyor ki AK Parti'yle de ayrım yok. Masum Bey bir dakika. Faruk Bey. Bitireyim mi? Bir reklama gidelim. Ondan sonra bitirir misiniz? Tabii söz veriyorum. Ya bir de şöyle bir şey var. Ben de konuşayım biraz. Tabii tabii Murat Bey'e de döneceğim. Şöyle bir şey var. Aslında şimdi benim anlayabildiğim kadarıyla bunu da tartışalım. Kemal Bey önce partisinin yol açtığı derin yaralarla helalleşecekti. İlk videosunda bunu söyledi. Sonra partisinin grup toplantısında bunu Murat Çelik'in de söylediği gibi iktidara gelince biz devlet olarak bu kesimlerle helalleşeceğiz'e çevirdi. Tamam. Ve manifestosunu da tamam. Masum Bey'in de söylediği bunun üzerine kurdu. Yok, yani tam Murat, öyle değil. İktidara yani bu bir vaat gibi. Sevgili Ahmet Hakan, bakın öyle değil. Ahmet yani Bey, bir aradan öyle sonra bir detay var. Aradan sonra biz iktidara tamam onu anlatayım. Aradan yani bu sonra, bir seçim vaadiymiş gibi değil. Tamam, aradan sonra tamam. Konuşalım yani, da. Yani aslında biraz devlet olarak biz bu mağdurlarla buluşmalıyız. Devlet olarak yapmalıyız tabii. Gibi. Ben anlıyorum Murat'ın belki orada buna daha bir ayrıntı getirebilir. Sizi unutmuyorum. Ama dönünce buradan bir başlayayım. Tamam. Tamam hiç merak etmeyin. Murat Bey siz de bekliyorsunuz biliyorum. Aradan sonra. Çok devam ediyoruz. Faruk Bey bir sabredebilir miyiz bir dakika? 1-5 her türlü sabredebiliriz. Sıkıntı yok. Bir dinlemede kalın lütfen. Tabii. Murat ben Kemal Bey'in grupta söylediklerine baktığımda ya ben iktidara gelince devlet olarak bu kesimlerle helalleşeceğim demek istiyor. Yani devlet bunları mağdur etti. Devlet olarak helalleşeceğiz anlamına geldiğini söylüyorum. Yani benim işaret ettiğim çelişki bir önceki videoyla bu açıklama arasındaki çelişki. Ona işaret ediyorum. Ama bugün dün grupta yaptığı helalleşme konuşmasını da ben iktidara gelince devlet olarak helalleşeceğim. Devlet bunları mağdur etti. Biz de devlet olarak helalleşeceğiz. Böyle bir anlam çıkarıyorum. Senin buna itirazın var mı? Şöyle aslında ikisi bir arada gibi diyebilirim. Çünkü şöyle hani az önce de söyledim. Zaten bu helalleşme anlayışını yaptığı bazı görüşmelerde işte Anadolu'da yaptığı ziyaretlerde, illerde, ilçelerde kanaat önderleriyle bir araya gelmesinde vesaire zaten bir süredir bu anlayışın tezahürü olan adımları zaten atıyordu diyor CHP'liler. Bunun devamında da ülkeyi yönetmeye aday bir siyasi lider olarak bundan sonra da seçime kadar ve seçimden sonra ülkeyi yöneteceğini varsayarak bu anlayışı devam ettireceğini söylüyor. Dolayısıyla sadece bir seçim vaadi işte ben iktidara gelince devletin bugüne kadar bir şekilde mağdur ettiği ya da kendini mağdur hissedenlerle helalleşmek sadece seçim sonrasına yönelik bir vaat gibi değil. Yani peki, ben zaten başlamıştı. Çok iyi anladım. Şimdi adını koydu. Peki CHP'liler şuna ne diyorlar? Ya esas bence cevaplamaları gereken soru şu. 15 Kasım'da Twitter'da yayınladığı videoda benim liderliğini yaptığım partinin geçmişte yarattığı derin yaralar vardır demişti. Bu yaralardan kastı ne? Yani bu yaralarla bugün yaptığı açıklamadaki yaralar arasında hiçbir irtibat yok. Yani kendi partisinin açtığı yaralar değil bunlar. Sanki kendi partisinin açtığı yaralarla hesaplaşacakmış gibi bir imaj verdi. Ne diyorlar acaba? Bir CHP'li olsa bunu soracağım da hani sen konuşmuşsun belki bunu sorabilirsin. Şöyle. Ya konuştum bu bölümünü konuşmadım. Artı hani burada CHP'nin sözcüsü gibi bir durumda da olmak istemem. Çünkü izlenim aktarıyorsun. Bilgileri ve kendi yorumlarımı aktarıyorum, izlenimimi aktarıyorum ama şunu da söyleyeyim. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu bir süredir zaten Twitter üzerinden işte videolar, evinden çektiği videolar yayınlıyor. Ve attığı tweetlerle de bugün de bir örneği var mesela. Özellikle sosyal medya kullanıcısı olan daha çok işte Z kuşağı diye çok adlandırılan genç kesime hitap ediyor. Yani ilk Twitter mesajında o kısa videoda biraz daha genç seçmeni veya Z kuşağını hedef aldığını düşünebiliriz. Ondan sonrasında grup toplantısında hani biraz daha belki somutlaştırarak, işte o helalleşmenin altını doldurarak, çünkü hatırlayın o geçen 24 saat içinde, yani videoyu yayınladıktan sonraki 24 saat içinde kimlerle helalleşecek, ne olacak vesaire diye sorular sorulmaya başlanmıştı. Sonrasında grup toplantısında altını doldurunca şimdi bizim de tartıştığımız gibi tartışmanın boyutları da değişti. Ama şu bir gerçek, bakıldığı zaman içerikten bağımsız bir iletişim stratejisi boyutuyla baktığınız zaman önce bir video yayınlayıp ardından da işte siyasi düzlemde biraz daha el yükselttiğinde, içeriğini doldurduktan sonra, altını doldurduktan sonra yine gündemi belirleyecek bir adım attığını görüyorum ben. En azından şu anda. Evet, bundan sonrası tabii ki tartışılacak. İşte Mete Yarar az önce beklentilerini söyledi. Herkesin beklentisi olacak. CHP'nin içinde de o ilk video yayınlandıktan sonra bir dakika ne oluyor gibi bir tepki gösteren, refleks sergileyen bir kesim olduğu da bir gerçek. Ama bunun altı doldukça bunları tartışarak nereye gideceğini, ne kadar bu beklentileri karşılayacağını, Mete Yarar'ı ne kadar mesela tatmin edebileceğini de hep birlikte göreceğiz. Ama bunun bir başka boyutunu daha görüyorum ben. Yok yok, hayır, yani hani sen söylediğin için söylüyorum. Okey, ben ona gireceğim. Bir örnek olarak söylüyorum. Faruk Bey. Yani eleştirmek yok, babında söylemiyorum, bir tespit olarak söylüyorum. Şöyle yapalım yani, Faruk Bey. Ama bir boyutu daha var bu işin. Siyaset şöyledir, bir cümlecik söyleyeceğim Ahmet Hakan. Siyaset şöyledir, bu iş böyle tartışılmaya başlanır. Belli bir noktaya geldikten sonra karşılığında şöyle cümleler de kurulmaya başlanır. Ya biz geçmişimizle hesaplaşıp, özür dilemekse özür dilemek, helallik istemekse helallik istemek, helalleşmekse helalleşmek. Biz bunları yapıyoruz, iktidar da yapsın. Şu son 19 yılda kendini mağdur hissedenlerle veya mağdur olmuşlarla onlar da hesaplaşsın, onlar da helallik istesin gibi bir karşı atağa altyapı malzemesi olabileceğini de düşünüyorum. Şüphesiz o da olacaktır mutlaka. Şöyle yapalım, şimdi Faruk Bey sözlerini tamamlasın, Murat Bey'i dinleyelim, sonra Abdülkadir Selvi ve Mete Yarar. Şimdi 1923 yılından bu yana, yani Cumhuriyet'in ilanından bu yana yaşadığımız her dönemi kapsayan bir açıklama bu. Bazı dönemler, tarihler tam olarak işaret edilmese de ben bir bütün tarih olarak alıyorum. Başta söylediğim nedeniyle mi? Benim liderliğini yaptığım partinin de derin hataları oldu. Derin yaralar yol açtı gibi. Şimdi ne Murat Bey'in ne de Abdülkadir Bey'in ve Mete Bey'in zamanını almayacağım. Hızlıca toparlayacağım, çok hızlı. Ben şöyle düşünüyorum, bir daha söyleyeyim. Sayın Kılıçdaroğlu'nun çağrısı, helalleşme açıklaması beni sevindiren bir açıklama. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Ben demokratik sağ fikre ait mensup biriyim. Ben böyle düşünüyorum. Burada herhangi bir problem görmüyorum. Ben diyorum ki, Sayın Kılıçdaroğlu şu büyükelçilere bir mektup yazmıştı ya, gereksiz bir işti. Saçma sapan bir işti bence. Şu anda partisi ya da içinde bulunduğu ittifak kendi halinde bir yol alıyor. Yani şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin ben işte şunlardan helallik istiyorum, bir helalleşme turuna çıkacağım demesi de siyaset tekniği açısından problemli bir durum. Peki bunu nasıl gerekçelendiriyorum? Bu şöyle bir durum. Cumhuriyet Halk Partisi Ziya Gökalp'in hani Türkleşmek, İslamlaşmak, muasırlaşmak, yani bize çizdiği yol ve onun dışına da çıkamadık Ahmet Bey. Hani Türkleşmek, İslamlaşmak, muasırlaşmanın dışına henüz bir teklif de gelmedi. Şimdi bunun içinde her iktidara gelen eğilim diğerine yönelik olarak ya sana da hatalar yapmıştım kusura bakma der. Tamam, böyle bir şeyse bunu söyledi ve geçelim. Yok, ciddi anlamda bu tartışılacaksa o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin, şimdi Mehmet Barlas kapatılabilir falan diye bir yazı yazdı ama gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün tarihi teklifi ortadan kalkıyor. Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi kurulduğu günden bu yana hata yaptı diyor aslında. Bu gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmenini, bugüne kadar bu partide idarecilik yapmış insanları, bu partiye fikir taşıyan damarları yok eder. Üzer. Üzmenin ötesinde yok eder. Şimdi 1934 yılı, Edirne'de Kırkpınar'da yağlı güreşleri sever misiniz bilmem, ben çok severim. 650 kez yağlı güreşler yapıldı. Tarihi Kırkpınar. Bu tarihte bir kez Kırkpınar'ın dışında yapıldı. Nerede yapıldı? Kırklareli'nde yapıldı. Yan taraftaki ilde. 1934 yılında Mustafa Kemal Atatürk Cumhurbaşkanı burada, Florya'da, işte Dolmabahçe'de, Ankara'da görevinin başında. Dönemin hükümeti, pekerler var, işte aktif dönemin idarecileri. Kırkpınar yağlı güreşleri Kırklareli'nde yapıldı ve çok büyük hadiseler çıktı. Oradaki azınlık bir Yahudi nüfusu vardı. Bu insanlar 1934 yılında Trakya'dan epey bir kısmı Batı illerine doğru göç etmek zorunda kaldı. Orada hadiseler yaşandı, olaylar çıktı. Hatta bu konuyla ilgili Recep Peker sorumlu tutuldu. Sonra oradaki temsilciler geldiler, Mustafa Kemal'le görüştüler ve mesele halloldu. Yani kısmen halloldu, iş yoluna girdi. Şimdi tarihimizin içinde isyanlar, Şeyh Said isyanları, diğer hadiseler, yaşananlar, Atatürk dönemi, hemen sonrası vesaire. Artık lütfen bunları tarihin dosyasına koyup rafa yerleştirelim. Rafa yerleştirelim. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu belki şunu düşünüyor. Ben oy alabilirim diyor. Hani seçmenler, küskün seçmen, işte sağcısı, Kürdü, İslamcısı, şu hepsinden oy alabilirim diyor belki böyle. Fakat söylediği şey çok derin tartışmalar açacak şeyler. Bunları asla ve kat'a söylememesi gerekiyor. Biz bir dönemi rafa koyalım, dosyalayalım, bırakalım ve önümüze bakalım. Bugünkü siyasette, orada Mete Yarar'a katılıyorum. Kendi yaşadığı dönemle ilgili alsın, versin, tartışsın, haklı çıksın, kendi dönemine dair işaretlemelerini yapsın. Ama bizde çok hassas bir denge var. Şöyle söyleyeyim, noktalayayım. Bizde inanın bana kanun çıkarmak, kanun yapmak, kültür değiştirmek gibi algılanıyor. Hani o kadar hassas bir şey, o kadar önemli bir şey. Şuradan bir örnek vereyim, noktayı koyayım. Bülent Tanır, büyük bir hukukçu, önemli bir isim. Cumhuriyet'in kuruluş felsefesi üzerine 10 büyük konferans verdi vakti zamanında. Bunlar derlendi, kitap oldu falan. Şimdi Bülent Tanır o kadar enteresan bir şey söylüyor ki, diyor ki çok net bir şekilde bütün dönemi izah ediyor. Sonra Atatürk dönemine dair şu cümleyi kuruyor. Kemalist rejim demokratik değil, otoriter karakterdeydi. Bu bir gerçek diyor. Bunu Atatürkçü bir isim söylüyor. Şimdi biz artık Atatürk'ü, o dönemi, o dönemde yaşananları sahiden tartışmaktan çıkarmalıyız. Mesela gördüğüm kadarıyla muhafazakarlar özellikle 15 Temmuz'dan sonra bu tartışmaları kapatmış gibi görünüyorlar. Peki Cumhuriyet Halk Partisi ise tam aksine bu tartışmaları tekrar açmak için... Ama gruptaki yaptığı konuşmadaki çizdiği çerçevede böyle bir taraf yok ki. Kimin? Kemal Bey'in. Nasıl bir taraf yok? Yani Cumhuriyet tarihini tartışmaya açmak, orayla helalleşmek. Oraya gidiyor, ne söylüyorsunuz? Mesela diyorsunuz ki işte Dersim'de helalleş. Yok. Tamam, yok. Ne var orada? Varlık vergisi var sadece. Varlık vergisi İsmet İnönü döneminde uygulanmış bir vergi değil midir? Evet. Peki sormazlar mı? Yok, sormazlar mı mesela Sayın Kılıçdaroğlu'na? Bu vergi niçin alındı? Niçin alındı yani? Ya bir tek o var yani burada. Ama şimdi şöyle bir şey de. Bu vergi niçin alındı? Yani İsmet İnönü'ye... Faruk Bey şunu söylemek istiyorum. Bir dakika. Yani manifestosunda, tırnak içinde manifestosunda bir sürü husustan belirtmiş, vurgulamış. Bir tek varlık vergisi diye orada bir konuya değindiği için Cumhuriyet tarihini, Atatürk'ü de kapsayacak şekilde tartışmaya mı açmış oluyor? Açmış oluyor. Neden açmış oluyor? Çünkü orada başlığını verdiği bütün konuların bir kökü var. Bir daldan bahsetmiyor. O konular hepsi bir köke iniyor Ahmet Bey. Öyle değil o. Mesela orada, o zaman söylüyorum işte size. Hani mesela İslamcıları konuşalım hadi. İslamcılar, Türkiye'deki muhafazakarlar, mütedeyinler. Onlar diyor ki biz mağdur edildik. Kemal Bey diyor ki valla ben herkesle helalleşmek için yola çıktım. Ama orada bu Atatürk döneminde de var. Ama orada daha sonraki dönemlerde de var. Orada, yok mu? Orada çerçeveyi çiziyor. Diyor ki 28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz. İkna odalarına sokulan çerçeve belli orada. Hani ben bütün çerçeve, bütün İslamcıların her türlü itirazını kabullendim. Gideceğim onlarla helalleşeceğim demiyor. Net bir şekilde orada çerçeveyi çizmiş. 28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatacağım. Onlarla helalleşeceğim. İkna odalarına sokulan... Çok güzel. Çok güzel. 28 Şubatçıları, siz 28 Şubat'ı o kadar iyi biliyorsunuz ki Türkiye'de en iyi bilen isimlerden birisiniz. Yani bu sektörde bizim de bir medya büyüğümüz olarak, meslek büyüğümüz olarak. Yani 28 Şubat'la helalleşeceğim demek, Türkiye'deki neredeyse bütün darbelerin ilk giriş cümlesi şu değil mi? Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda ya, rejimi korumak. Ya ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerinde olsam size şöyle derim. Ne dersin? 28 Şubatçılar yaptıklarını Atatürk adına yapmış olabilirler. Ben Atatürk adına yaptıklarını kabul etmiyorum. Onların yaptığı, açtığı yaraları da temizlemek için helalleşmek istiyorum. Tamam. Der, bitti. Ben ona Atatürk'le bağdaştıramıyorum dersin. Ben ona itiraz etmiyorum. Ben gereksiz bir tarih sorgulaması yaptığını düşünüyorum. Ben haksızlık ettiğini düşünüyorum. Aramızdaki görüş farkı şu. Ben Kemal Bey'in bunu yapmak istediğini, bunu amaçladığını, partimin geçmişindeki derin yaralar cümlesiyle o videoda bunu bir parça açacaktı. Sonra ona dediler ki yapma bunu, bir takım mahsurları doğabilir. Sonra grupta bunun alanını daralttı, oradan çıkarttı, başka bir hale getirdi. 100 yıllık, açmamış oldu Ahmet yani. Ahmet Bey, 100 yıllık bir partinin neredeyse 25-30 yılı yok sayılıp bir, hani siz manifesto, tırnak içinde manifesto, bir manifesto yayınlanabilir mi? Yayınlanır yayınlanmaz. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. Anlıyorum ama yani girmedi, o topa girmedi. Sizin dediğiniz sakıncaları ona belki hatırlattılar. O sakıncaları göz önünde bulundurarak geri döndü. Ben onu görüyorum. İşte yani. benim söylediğim bu. Zaten yani bunlara girdiğiniz zaman, bu işlere girdiğinizde başınıza çok çorap örerler. Bu sakıncaları gördü, daralttı. İşte onu söylüyorum yani. Ve sizin de katılabileceğiniz, benim de katılabileceğim, Masum Bey'in de katılabileceği bir çerçeveye oturtmuş. Onu anlatıyorum. Eyvallah. Yani, onu anlatıyorum. Ben yani, esas hani gereksiz yerlere indi. Ben esas itirazı o videodaki söylediği cümlelerle bu grupta yaptığı konuşma arasındaki tenakuz, çelişki var. Keşke o videoyu yayınlamasaydı ya da onun arkasında dursaydı ya da ya oradaki çelişkiye işaret ederek. Bir tanesi bireysel açıklama. O videoda yaptı. Diyor ki ben toplumsal barışı sağlayacağım Türkiye'de diyor. O kendi bireysel açıklaması. Muhtemelen sizin dediğiniz gibi daha sonra çünkü şimdi hani sizler itiraz ediyorsunuz ama öbür taraftan Cumhuriyet Halk Partililer de itiraz ediyor. Daha etmez mi? Eder tabii. Daha yani çok müthiş bir itiraz. Sen eğer şimdi çıkar da benim partimin geçmişte açtığı derin yaralar var dersen, bu Atatürk'e de gider, İsmet Paşa'ya da gider. Dediği gibi bu partiye, tarihine, emeği geçmiş. Sabahtan beri bunu anlatıyorum yani. O süreç içerisinde işte Cumhuriyet Halk Partileri itirazlarını alıp ben her şeyle helalleşeceğim diye. Helalleşme tek taraflı değil. Tamam, onu itirazları gördü, o çerçeveyi daralttı, bir somut bir şey koydu ortaya. Tamam, ben burada buna helalleşme tek taraflı bir şey değildir. Gidersiniz, ben mesela bir yanlış yapmışımdır size. Oturup elinizi sıkmak isterim. Elini sıkarsın, sıkmazsın. Helalleşmeyen taraftadır. Bunların hepsini söylersin. Bu söylediklerinizi. Aynı şeyi karşı taraf da söyleyebilir. İşte bizler efendime söyleyeyim. Helallik dilemek tek taraflı ama. Helallik dilemek de helalleşme. Yani. Karşılıklı diyor. Karşılıklıdır. Doğru. Şimdi bakın İslami kesime yakın bir söylem kullanıyor. Helalleşme diyor. Evet. Tırnak içinde. Ne hesaplaşma diyor, ne başka bir şey diyor. Helalleşeceğiz diyor. Bunu çok değerli buluyorum ben. Yani, güzel bir şey o. Kültürümüzde olan bir tabir. Kültürümüzde olan bir şey. Bir baktığınız zaman bu birazcık da onun açısından düşünmek lazım. Şimdi hiç şey demiyor ki yani kalkıp da hani o 35 sene diyorsunuz ya. Evet. O 35 sene bugün AK Parti, Demokrat Parti neyin içinden çıktı? AK Parti neyin içinden çıktı? Diğer siyasi partiler, MSP'si işte o zamanlar neydi aklıma gelmiyor. Milli Milli Nizam Partileri şunu. Hangi siyasi partinin içinden çıktı? 35 senenin içerisinde o bahsettiğiniz partilerin hepsi var. Ha, isim olarak yok. Temsilcilerin hepsi var. Yani sonuç olarak o 35 seneyi yargılarken bütün herkesi yargılamak gerekiyor. Bu kadar basit. Niye el kaldırdın mecliste? Hani bugün söylüyoruz ya, sen buna niye el kaldırdın mecliste diye. O günkü çıkan kararların hepsi meclisten geçerek alınmıştır. O 35 sene daha sonrası çoğu, hepsi meclisten geçerek alınmıştır ve birileri el kaldırmıştır bunlara ve çoğunlukla kaldırmışlardılar. %90'larla, %95'lerle. Şimdi oralara gitmeyelim. Dediği şey varlık vergisi. Yani bunlar sembolik şeyler. Ülkenin sembolik bir takım nokta. Belki de gayrimüslim kesimden de bir şekilde helalleşmek gerekiyor. Değil mi? Ona sembol olarak işte Şükrü Saracoğlu hükümetinin 1942'de getirdiği varlık vergisini koymuşlar. Dersim, Dersim niye demiyor mesela? Dersim dememiş. Kendisi Dersimli. Demiyor. Yani Tunceli'de kendisi tamam, Tunceli'de. Varlık Dersim vergisini diyor, Dersim'i demiyor. Bir problem yok mu burada? Bunun yarın çıkar, Dersim'den de özür dileyeceğim. Helalleşme bitmiş demek. Yani o kadar çok... Kendisi CHP'nin genel başkanı, helalleşme bitmiş. Helalleşmeyi ya, Erdoğan yapmıştı galiba, onun için olabilir. Ya ben de diyorum ki bak... Devlet helalleşti diyor. Hayır, evet. Bak başbakanken Erdoğan çıktı, dedi ki ben dedi bu olayla dedi yüzleşiyorum, hesaplaşıyorum, özür diliyorum devlet adına. Sen de özür dile dedi. Ya kardeşim, eğer sen helalleşecek idiysen onun zamanı oraydı. Kaç tane yazı yazdım ya, Kemal Bey çıkın. Evet, biz de özür diliyoruz. Biz de bu şeyle yani kendisini mağdur hisseden insanlar varsa onlarla dayanışıyoruz. Onların yanındayız. Deyin dedim yani, ne var bunda? Demedi o zaman. Ya şimdi bakın. Şimdi de demiyor zaten. Bir defa grup konuşması tamamıyla benim desteklediğim fikir. Millet İttifakı önümüzdeki seçimlerde iktidara gelecek ve ben devlet adına yapılması gereken, hatta bakın tazminatlardan bahsediyor. Konuşmasının, grup konuşması. Tazminatlarını ödeyeceğim diyor. Öyle helalleşeceğim bazılarıyla diyor. Yani devlet adına bir takım şeyleri yapacağını söylüyor. Bugün yapabilir Murat mi? Bey, yapamaz. Cumhuriyet Halk Partisi karışır, ben size söyleyeyim. Yani böyle tazminatlarını ödeyeceğim falan. Cumhuriyet Halk Partisi... Niye? Tabirimi hoş görün, kabak gibi ortadan çatlar. Soma, yani eğer siz gibi ya da eğer siz Soma şey olur mu? Soma işçilerinin tazminatlarının ödenmesi gerekiyor. Bunu, yani niye siz başka bir şeye çekiyorsunuz? Murat Bey, şöyle bir problem var. Şöyle, şimdi eğer devlet adına konuşmaya başladığınız anda size derler ki siz tarihten varlık vergisini alıyorsunuz. Atıyorum yani Dersim'i almıyorsunuz. Niye? Yani neden varlık vergisini bir mağduriyet olarak görüyorsunuz da Dersim'i bir mağduriyet olarak görmüyorsunuz sorusu sorulur. O zaman artık siz siyasetçi değilsinizdir, devlet adına konuşuyorsunuzdur. Buna tutarlı bir cevap vermeniz lazım. Yani Cemal Süreyya'nın Dersim'den ailesinin, kendisinin Dersim'den gönderilen insanlar, bu insanların tamamına Cumhuriyet Halk Partisi yarın iktidara geldiğinde tazminat verecek. Bunu mu söylüyorsunuz? Ya, Türk devleti ne konumuna gelecek o zaman? Şimdi işin içine mahkemeleri sokuyor. Murat Bey ne yapmış olacak? İşin içine mahkemeleri de sokuyor. Öyle tek taraflı değil diyor. Ben mahkemeler gideceğim, bunu adaletle halledeceğim diyor. Adalet ne diyorsa onu yapacağım diyor. İşin içine onu da sokuyor. Bence çok tehlikeli şeyler söylüyor. Niye tehlikeli ya? Çok tehlikeli şeyler söylüyor. Cumhuriyet Halk Partisi... Cumhuriyet Halk Partisi'nde ya senden anlaşmaya çalışıyor, sen bana tehlikeli şeyler söylüyor. Ya gelip elini sıkmak istiyor birisi. Sen bana oy da verme diyor. Benim stratejim de değil bu. Ya yanlış. Ben seninle helalleşmek istiyorum diyor. Niye biliyor musunuz? Bakın bugün Türkiye'de müthiş, bakın şurada da gözüküyor. Önemli olan şu. Müthiş bir kutuplaşma var. Ben bunu Murat Bey ortadan kaldırmak için. Murat Bey şuraya odaklanın lütfen. Ben %100 destekliyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi helalleşme işini. Tabii. Ben aynen. Tarihle de hesaplaşmalı. Tabii. Ben sadece şu soruyla karşılaşır. Yok, bu mağduriyetleri neye göre seçiyorsun derler. Yani sen neye göre bu mağduriyetleri seçiyorsun? Şimdi sizin bakın. Yani mesela varlık vergisini mağduriyet olarak görüyorsun. Güzel. Gerçekten bir mağduriyettir. Gerçek bir mağduriyettir. Ama Dersim'de insanlar kendilerini mağdur hissetmişlerdir. Benim anladığım, ben bilmiyorum ne yapacağım. Buraya gelir yani devlet tazminat falan dediğiniz zaman, dediği gibi Faruk Bey'in... Daha açık bir şey söyleyeyim mi? Daha açık bir şey söyleyeyim. Ya, Tayyip Erdoğan kaç yılında Ahmet Bey Dersim'den devlet adına özür diledi? 2008'de falandı galiba. Bir şey söyleyeceğim. bütün samimiyetimizle konuşalım. Bugünkü konjonktürde ya da çözüm sürecinin ardından Diyarbakır'da hendekler, çukurlar, 700-750 şehit verdiğimiz dönem, Cumhurbaşkanı olan Sayın Erdoğan o zaman çıkıp diyebilir miydi? Dersim'de olanlardan dolayı devlet adına özür diliyorum. Ben Hendek'le Dersim arasında hiçbir bağlantı kurmuyorum. Başka bir şey söylüyorum. Konjonktür etkili bir şey. Yani 2008'de, 2009'da bunu söylersiniz. Tamam. Fakat öyle bir dönem dönüşür ki başka bir hale evrilirsiniz. Durum değişir, söylemezsiniz. Ya o konjonktür Kemal Bey için geçerli değil miydi? Ben de diyorum işte keşke o konjonktürde o da restine rest. Madem sen rest çekiyorsun ey Erdoğan bana, Dersim'le ilgili özür diliyorsun. Okey, ben de özür diliyorum Dersim'de. Kendisi aslında şifresini veriyor. Bir daha okusanız. İlk söylediğinde ben önce parti için de mücadele ettim tabii, diyor. Tabii. Bir okumayı okumuyorsunuz. Bu arada Masum Bey... Uzun süredir de önce bu yaraları yaratan o sistemi değiştirmekle parti devam ettirmesi gerekiyor. Bak, bu arada. Bey, Masum Bey diyor ki... Cevabını orada... Ahmet Bey siz diyorsunuz ki ben destekliyorum, ben de destekliyorum. Gerçekten destekliyorum. Masum Bey diyor ki siz aslında desteklemiyorsunuz. Desteklemiyorsunuz. Bak değil, yanlış anlaşılıyor. Bütün mesele yanlış anlaşılıyor. Hayır, anlatayım nasıl desteklemiyorsunuz. Şimdi biri çıkmış demiş ki bir kere helallaşmak dini bir terimdir. Helallaşmada hakkın helal olsun. Vefat ederken diyoruz tek taraflı helal ediyoruz. Mevtanın bizi helal edip etmediğini bilmiyoruz. Peki devletin helal edip etmediğini biliyor muyuz? Devlet böyle bir vaat bulunuyoruz. Devletin getirdiği başı şey helal şu, kendisi helallaşma üslubu getirmek istiyor. Yani insanların... siyaset, bütün gerçeklerin gözünü kör eden siyaset. Ama bak siyasetiysen... Bütün hikaye bundan kaynaklanıyor. Hayır. Şu anda oy lazım. Oy almak ama için her durum değişiyor. Lazım. Ve Sayın Kılıçdaroğlu herkese şey dağıtıyor, herkese mavi boncuk dağıtıyor. Ama devletin realitesiyle... Cumhurbaşkanına oy lazım değil yani. Bu uygun değil. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani ben de destekliyorum bu arada. Ya strateji yapmıyorum diyor ya. Destekliyorsanız birazcık niyetli davranalım. Şey yani, niyet okumak bu ya. Üstadım. Strateji yapmıyorum diyor adamcağız. Mehmet yani Bey, benim söyleyeceklerim bu kadar. Peki. Hayır, yani bir şey sorabilir miyim? Adamcağız strateji yapmıyorum diyor. Onun yanlış yaptığını söylüyor. Katılıyorum. Yanlış yapmıyor ki. Kendi partisi için belki de halletmiyor. Ben bir soru sorabilir miyim? Buyurun. Selvi'nin yani hakkını... Ben kendim konuşmayacağım. Ben bir soru sormak istiyorum. Çünkü yani farklı düşünen bir tek hani siz varsınız bu konuda. Yani başka bir şey söyle. Masum Bey de farklı düşünüyor. Yok yok. Başka bir şey söyledi. Başka Murat Bey de belki farklı düşünüyordur Ankara'da. Of Faruk. Ya bir soru soracağım. Üstad'a bir şey soracağım. Evet. Bakın bu olayların içerisinde dediniz ki siz samimiyete inanırım. Kimsenin samimiyetini sorguladığımız falan olamaz zaten. Böyle bir nezaket yapmayız. Yok ama niyet okuma dedim. Hayır. Hem samimiyet hem niyet okuma. Yani ne yapıyor falan. Ben hiç strateji yani yani konuşma için söyleyeyim ama size sorduğum soru şu. Ya üstadım geçmişteki uygulamalarla ilgili itiraz ederseniz, bugün aynı kelimeleri kendi partinizin içerisinde üst yönetimde söylediğinde bunlara itiraz etmezseniz, ben sizin samimiyetinize nasıl inanacağım? Çok sorun bu, basit. Aynı kelimeyi aynı şekilde kurgulayan insanlar parti yönetiminde yer alıyorlar, uzakta falan yer almıyorlar. Siz çıkıp bununla ilgili tek bir kelime etmezseniz ben neyinize inanacağım? Yani. 28 Şubat'la ilgili kelime sarf etmek çok kolay. Gelin bugünle ilgili samimiyetinizi görelim. Ben bu soruyu sordum yalnızca. Bugünle ilgili şey mi diyor? Tesbih meselesi. 15 Temmuz'u. Yani ritüellerden, arkasından sıklıkla televizyon kanallarında sarf edilen sözlere bakarsanız, arka arkasına yaşananlara bakarsanız bir tek kelime... Bununla ilgili bir uyarı, bununla ilgili bir disiplin faaliyeti veya başka bir şey görmedik. Yani bu partinin içerisinde çok basit konulardan atılan insanlar biliyoruz. Yani bu kanala çıkan partinin içine yer alan insanlar atıldı ya. Yalnızca bu sebepten atıldı. Onlarla da helal etsin. Ya ne yaparsa yaparsın. Ben bakın bir şey söyledim. Kendi söylediği ritüelin içerisinde bir yanlışlık var. Ben tek bunu ifade ediyorum. Yoksa... Bizi dinliyor Mete Bey. Efendim? Bizi dinliyordur herhalde veya götürürler. Yani üstad önce bunun cevabını versin. Desin ki kardeşim ben ne söylüyorum ne siz ne söylüyorsunuz. Ben ne anlatıyorum ne siz anlatıyorsunuz. Yani Bu nasıl bir uygulamadır diye hesap sorarsınız. O zaman da derim ki ben size, çünkü sizin artık pozisyonunuz milletvekili değilsiniz siz. Siz genel başkansınız. Hı hı. Genel başkan sıfatıyla bu partiyi temsil ediyorsunuz. Bakın kendinizde şu gücü de buluyorsunuz. Hiç kimseye sormadan bütün CHP'nin geçmişiyle hesaplaşıyorsunuz. Hiçbir genel başkanın böyle bir şeyi yoktur. Yani 100 senelik hesabı vermek gibi bir durum olmamıştır. 100 senelik hesap vereceğim diyor. Ama bütün partilerde CHP'ye 100 senelik bir hesap sorduğu için o da hepsini alıp toplam bir cevap veriyor. Hayır. Yani. Böyle de bir şey var. Soruyorlar. Doğru soruyorlar. Sayın Kılıçdaroğlu burada haklı mesela. Ben haklı buluyorum ama bunun karşılığı yok. Karşılığı yok. Fark dalga mı geçiyorsun? Gerçekten karşılığı yok. Yani ben genel başkan olacağım, 100 senenin hesabını partide hiç kimseyle danışmadan çıkacağım, diyeceğim ki ben çok derin yaralar açtım ve bunların hepsinden ben özür diliyorum diyebilir misin? Belki bir siyaset kuruyordur, anlayabilirim ama karşılığı yok, realitesi yok, onu söylemeye lazım. Ya siyaset ileri kurarsınız. Siyaset geçmişte hesaplaşmayla ilgili partinin hiç kimsenin haberi olmadan geçmişteki sorumlulukları... Allah Allah. O zaman bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne niye bütün Cumhuriyet tarihi hesabını soruyorsunuz? 100 sene değil ama iktidarda olduğu dönemde yaptıkları ne şeyleri anlattılar. Ben sormuyorum yani. Şeylerden hesap Abdülkadir. Siz bunu parti meclisinde tartışırsınız, doğru mu? Yanlış mı söylüyorum? Gidersiniz genel kurulda tartışırsınız, üst kurullarınızda tartışırsınız. Bu tek başınıza ben bu sabahleyin YouTube çekmeye karar verdim ve YouTube çekinde de bunları böyle söyledim diyebilir misiniz ya? Mutfak videosu, YouTube. Bilmiyorum, tartıştılar belki, ben bilemiyorum yani. Yani bu kadar tartışıldı, hiç kimsenin haberi yok mu? Ben bilmiyorum. Çünkü soruyorsunuz, kimsenin haberi yok. Abi. Belki Abdülkadir Bey'in vardır. Vallahi şimdi ben tabii Kemal Bey'in bu açıklamasında bence önemli olan bir çerçeve var. Aslında tam bir çerçeve de çizmiyor ama bir norm ortaya koyuyor. Diyor ki benim partimin de neden olduğu derin yaralar vardır diyor ilk yayınladığı videoda. Bu demektir ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişinde dokunduğu, yaraladığı tüm kesimlerle bir helalleşme içerisine girecek. Zaten biraz da bence o videodan sonra grup toplantısında bunu ortaya karışık gibi her şeyi içine katarak bir helalleşme listesi çıkarmasının nedeni de oydu. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bir kesim, Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekleyen, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözcüsü olan kanallarda, gazetecilerde, yazarlarda dediler ki ne yapıyorsun sen? Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihini mi yargılıyorsun? Atatürk dönemi icraatlarında mı, söz ediyorsun? Bunu dediler, evet. Dediler, yazdılar, itiraz ettiler. Bir de ulusalcılar da buna çok itiraz ettiler. Yani. Zaten asıl onların sorunu sen geldin. Çünkü bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kılıçdaroğlu'nun yaptığı değişim diye bir video grubu, hatırlarsanız kısa bir belgesel yapmıştı. O da Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok tepkiye neden olmuştu. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişiyle hesaplaştı tezi işleniyordu orada. Zaten Kılıçdaroğlu da ben partide bu değişim için mücadele verdim derken onu kastediyor. Bir kısmı dedi ki sen ne yapıyorsun? Atatürk dönemi, İnönü dönemi icraatlarından dolayı mı bir hesaplaşma ve helalleşme içerisine gireceksin? Onların inancına göre o devrim dönemiydi, yapılması gerekiyordu. Bunu gündeme getirdiler. Bir kısmı da şunu söyledi, ya biz hesap soracaktık. Hani iktidardan hesap soracaktık ama ne oluyor? Sen helalleşiyorsun, böylece biz hesap soramayacağız. Doğru, bunu diyenler de var. Oldu. Çünkü Murat Bey'in biraz önce dediği hukuk işleyecek bölümü. Kemal Bey zaten grup toplantısına sitem ederek, ya helalleşme yarası olanlarla helalleşilir. Ama hesap sorma suç işleyenlerle olur. Biz zaten suç işleyenlerden hesap soracağız diye orada bir sitemkar bir şekilde bir izahat getirme durumu oldu. Sen hesap sormayacaksın da helalleşecek misin diyenlere öyle cevap verdin. Öyle cevap verdin. Sen partinin tarihiyle mi hesaplaşıyorsun diyenlere de bir liste sizin çıkardı. Tabirinizle ortaya karışık bir listeyi ortaya koyarak onlara da bir cevap verdi. Onlara da bir cevap verdi. Onları da ikna etmeye çalıştı. Tabii ben yani helalleşme girişimleri her zaman saygıdır, saygıdeğerdir, erdemli bir harekettir. Yapılması da gerekir. Ama samimi bir öz eleştiri, bir yüzleşme, bir hesaplaşma olması lazım. Yani ben size helalleşeceğim ama yine buradan hakaretlere devam edeceğim. Bu samimiyeti ortadan kaldırır. Cumhurbaşkanı hakaret ediyor. Şöyle devam edeceğim onu çünkü açacağım. Yani Ben Kılıçdaroğlu'nun ilk videosunu seyrettiğimde ya Türkiye'nin böyle bir şeye ihtiyacı var, altını nasıl dolduracak diye bekledim. Altını gerçekten samimi bir şekilde bundan sonra da doldurabilirse Türkiye için büyük bir hizmet yapmış olur. Hepimiz bu ülkenin evlatlarıyız. Hiçbirimizin ön yargısı yoktur. Erdoğan pandemiden sonra, o 17 günlük kapanmadan sonra 14 Mayıs 2021'de bu yıl içerisinde dedi ki ya bu kapanmadan dolayı zarar gören esnafımız, çalışanlarımız varsa haklarını helal etsinler. Helallik istiyorum. Kemal Bey ateş püskürdü. Ne helalliği dedi. Sen dedi insanları avutuyorsun, duygularını sömürüyorsun. Sen dedi bu çabaların beyhude bir çaba dedi. Ya o da sadece bir ekonomik sıkıntıdan dolayı. Yani helalleşme konusunda böyle tavırlı bir insan Cumhurbaşkanı, ama kendisi önemli bir helalleşme ortaya attı. Ne zaman attı? Dedi ki 13 Kasım günü bu videoyu yayınladı. 14 Kasım günü de Ankara'da çok cani bir şekilde katledilen Başak Cengiz'e, Allah'tan rahmet diliyorum buradan, ailesine taziye ziyaretine gitti. Çok da iyi yaptı. Taziye ziyaretinden sonra çıktı, şehit ve gazi aileleri kendisini kapıda karşıladılar. Birileri dedi ki onlar provokatörler, onlara haksızlık etmemek lazım. Onlar bedel ödemiş insanlar bu ülke için. En yakınını toprağa vermiş ya da kendisi gazi olmuş insanlar. Orada bir samimiyet testi olması açısından söylüyorum. Diyor ki Kılıçdaroğlu'na, Lütfü Türkkan şehit ailelerine küfretti. Sayın Genel Başkan niye tepki göstermediniz? Diyor ki tepki gösterdik biz. Gereken her şeyi yaptık. Döndüm baktım. Kemal Bey'in o günden bugüne tek bir sözü yoktur. Faik Öztürk bir açıklama yapmış. Faik Öztürk da iktidarın provokasyonu diyor. Ya kardeşim, ortadaki fiil için bir şey söyle de. Yani şimdi samimi olan insan der ki kardeşim biz bunlar bu konuda eksik kaldıysak hemen burada tepki gösteriyorum. Ama biz tepki gösterdik diyor, doğruyu söylemiyor. İkincisi diyor ki siz 15 Temmuz gecesi sokağa çıkanların yargılanması için Anayasa Mahkemesi'ne gittiniz, başvuruda bulundunuz diyor. Yok öyle bir şeydi. Biz sizin hukukunuzu koruyoruz. Sizin adınıza kurulan vakıflara toplanan paraların üstüne çökülmesin diye uğraşıyor. Yok öyle bir şey. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Anayasa Mahkemesi'ne 15 Temmuz gecesi ve devam eden olaylarda kilerin yargılanmaması için yayınlanan kanun hükmündeki kararnamenin iptali için başvuru var. Yani helalleşeceksek önce samimi olacağız. Doğru yerden başlayacağız. Ben bunu şöyle görüyorum, işin doğrusu. Bir grup Kemal Bey'i Cumhurbaşkanı seçtirmek istiyor. Diyor ki sen Cumhurbaşkanı olabilmen için muhafazakarların da oyun alman lazım. Kürtlerin de oyun alman lazım. Onun için bir helalleşme sürecini başlat. Kemal Bey de böyle bir adım atıyor. Ama ilk adım attığında Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir tarihi var. Ve orada Atatürk ve İnönü duvarına çarpınca tuttu. Yani birinci metindeki açıklamayla ikinci metin arasında dağlar kadar fark var. Ben uzatmadan madde madde okumak istiyorum. Şu gözlüğümü de çıkarayım. Diyor ki 28 Şubat. Ben genelde okurken gözlüğümü takarım, sen gözlüğü çıkarım. Bu uzak, bir de yakın var. Öyle olunca okurken, yazarken onu takıyorum. 28 Şubat'ın açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz. İkna odalarına sokulan başı kapalı kızlarımızla helalleşeceğiz. Doğru, güzel bir abi. Güzel abi, ne var bunda? Burada hiç itiraz edilecek bir şey yok. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi çok kötü sınav verdi. Başörtüsüyle ilgili çıkarılan her düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi'ne götürdü. Birinin altında da Kemal Bey'in grup başkan vekili olarak imzası var. Nur Serter'i, ikna odalarının mucidini milletvekili yaptı ve millete ters düştü. Doğru. Roboski ile helalleşeceğiz diyor. Ama Roboski CHP döneminde değil. Sivas, Kahramanmaraş mağdurlarıyla helalleşeceğiz diyor. Yerinde helalleşmeler lazım. Çünkü Sivas, Çorum ve Kahramanmaraş katliamı ve yine Sivas 3 Temmuz Sivas'ta da CHP, DYP Koalisyon ortağı. Doğru, yerinde. Diyarbakır Hapishanesi mahkumlarıyla helalleşeceğiz diyor. 12 Eylül. 12 Eylül darbesinin bir zulmü var. Alakası yoktur. CHP de 12 Eylül'ün zulmüne maruz kalmış bir parti. Tabii orada sıkıntı. Parti kapatıldı 12 Eylül'de. Romanlarla helalleşeceğiz diyor. Helalleşilebilir. Romanlarla helalleşmeyecek tek bir tane vatan evladı bulamazsın. Hiçbiri. Kesinlikle. Varlık vergileri altında inim inim inleyenlerle, doğru, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek parti döneminde çıkardığı utanç vesilesi olan bir düzenleme. Ama 6-7 Eylül olayları diyor. O Demokrat Parti döneminde, Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgisi yok. Mahkemelerde süründürülen askerlerimiz ve ailelerimiz. Bunu kimi FETÖ'cü askerler 15 Temmuz'da anladı, kimi de kumpas davaları. Yok, ben kumpas davaları olarak anladım. Hiçbir yere çekmenin anlamı yoktur. Yani öbürünü anlamamız çok art niyetli bir bakış olur. Darbecilerin sağdan soldan aslı dediği Kenan Evren zulmü. Yani Kenan Evren zulmüyle helalleşme konusu. Kenan Evren helalleşsin. Mısra Öz, evet, Çorlu tren kazası. Yine Cumhuriyet Halk Partisi ilgili değil ama çok büyük bir acı. Çok AK Parti hesaplaştı. Facia. Ahmet Kaya. Yine Ahmet Kaya. CHP ile ilgili değil ama diyor ki arkadaşlar, yani genelde diyorlar kendisiyle ilgili olmayan hususları da dile getirerek bir genel toplumsal uzlaşma, bir mağduriyetlerle kucaklaşma, mağdurlarla kucaklaşma ve mağduriyetlerin yaralarını sarma zaten başladı. Toplumun değişik kesimleriyle görüşüyor. Bu süreci bu şekilde sürdürecek. Böyle tabii öyle diyenler ben kadar etkili olamadık bu konularda. Bir tek. Yani bizim daha etkili olmamız lazımdı diyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak kendi yaptıklarıyla. Bunu söylerken Sayın Selvi'nin saydığı... Bir de tabii bir başka boyut daha var. Bütün meseleyi sayarken şunu söylüyor. Cumhuriyet Halk Partisi bir devlet partisidir. Bir devlet partisidir. Eleştirisini aslında kabul edip cevap vermiş oluyor. Yani ev devleti o saydığı öyle bir şey. Saydığı şeyler yani bütün Cumhuriyet tarihini kapsıyor. Bütün Cumhuriyet tarihini kapsıyor. 1950'den sonra CHP iktidar ne kadar süre oldu? Tek başına hiç olmadı. Harp Bey kaleme dikkat. Bir cümle söyleyeyim. MTB'ye zarar verecek. Diyor ki vermez. Benim partimin de neden olduğu derin yaralar vardır diyor. O önceki ilk söylediği videoda bir şey de çizmiyor. Yani şu vardır, bu vardır da çok genel olarak diyor. Ama mesela, bir dakika sevgili Abdülkadir, tam bu noktada bir katkıda bulunabilir miyim? Tabii. Kusura bakmazsan böldüğüm için. İstifade ederim. Şöyle orada aynı senin söylediğin gibi benim partimin de, yani ayrı yazılan de, o konuşmada ilk videosunda Kılıçdaroğlu sadece AK Parti iktidarından bahsetmiyorum. Biz dahil geçmişte tüm iktidarlardan bahsediyorum. Neden bu devleti her gelen iktidar sürekli yıpratıyor? Bunun önemli bir nedeni var. Ülkemiz yaralı insanlar ülkesi. Şimdi yani ne sadece kendi döneminden, CHP döneminden veya CHP'nin içinde yer aldığı iktidar dönemlerinden, ne sadece AK Parti döneminden, demin de Ahmet Hakan'ın söylediği gibi, yani hani sen şimdi liste yapıyorsun ya, o dönemle CHP'nin ne ilgisi var, ne ilgisi var. Kılıçdaroğlu sadece CHP ile ilgili bir şey söylemiyor. Yani Türkiye'nin, Cumhuriyet tarihinin tümünde bütün iktidarları kapsayan bir şekilde bugüne kadar yaralanmış bütün kesimlerle bir helalleşme çağrısından bahsediyor. Bunda da kendini bunu yapacak, devleti yönetecek kişi pozisyonunda görerek bu iddiayla söylüyor. Şimdi bunu katkıda bulunmak istiyorum. Bunu çok teşekkür ederim Murat. Bunu söylediğinden bir gün sonra gittiğinde şehit ailelerin sorusuna Lütfi Türkgen şehit ailesine sinkaflı olarak küfrederken niye tepki göstermediniz dediğinde dürüst ve samimi bir cevap verseydi inandırıcı olurdu. Ama o genel... İkincisi 15 Temmuz'da sokağa çıkanların yargılanması için Anayasa Mahkemesi'ne neden müracaat ettiğiniz dediğinde izah etseydi, öz eleştiri yapsaydı samimi olurdu. Yani bu helalleşme böyle bayramlık bir giysi değil. Seçime giderken söylenecek, seçimden sonra unutulacak bir şey değil. Hatırlarsanız yerel seçimlerden önce Murat, şöyle bir cümle de var. Helalleşme. Uzun süredir de önce bu yaraları yaratan o sistemi değiştirmekle uğraştım. Hah, o da çok önemli. O parti içi değil mi? Partiyle ilgili değil mi onu, o? tabii ki parti içi. Onu Abdülkadir de çok iyi bilecek. Kemal Bey'le yaptığımız sohbetlerde de, yaptığımız röportajlarda da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olduğu dönemi hatırlayın. O dönemden bugüne kadar birkaç defa ben şöyle mealen söylüyorum, şöyle cümleler kurduğunu hatırlıyorum. Yani kendi yönetim tarzına, kendi anlayışına uygun CHP yönetimini ve kadrolarını oluşturmakla, parti içi mesaiyle çok uğraştım. Bunu hallettikten sonra ancak, hani çünkü deniliyordu ya, CHP iyi muhalefet yapamıyor, işte Türkiye'nin bir muhalefet sorunu var vesaire, gündem belirleyemiyor. Gerçi son dönemde belirliyor artık, gördüğünüz gibi sürekli CHP'nin belirlediği, öyle ya da böyle gündemi veya muhalefetin belirlediği gündemleri daha çok konuşuyoruz. Kendi parti içindeki mesaisini bitirdi, dışa dönme vakti diyor ya şimdi, aslında bir kez daha bunun altını çiziyor. Yani tırnak içinde söyleyeyim bunu. Kılıçdaroğlu'nun CHP'sini inşa ettiğini, artık inşa ettiğini ve şimdi o anlayışla ülkeyi yönetmeye talip olduğu mesajını veriyor. Ben öyle görüyorum. Şimdi Kemal Bey, yerel seçimlere giderken özellikle muhafazakar kesimde bunlar belediyeleri kazandıklarında işçileri atacaklar diye bir endişe vardı. Onu gidermek için namus sözü veriyorum, işini yapanlar atılmayacak dedi. Ben baktım, İstanbul Belediyesi'nden 13.000 kişi atılmış. Yani bir samimiyet testine gerçekten ihtiyacımız var. Mesela Kemal Bey'in bir Tuncelili olarak ve ailesi Dersim isyanında eşi Selvi Hanım'ın sözüyle mağdur olmuş birisi olarak bu helalleşmede, çünkü demişti ki benim partimin de açtığı derin yaralar vardı demişti. Bir Dersim'le helalleşmesi gerekirdi. Tek parti döneminin uygulamalarıyla helalleşmesi gerekirdi. 27 Mayıs'ta Menderes'in idamıyla, yassı adayla, destekledikleri darbelerle helalleşmesi gerekirdi. 15 Temmuz'u kontrollü darbe ve tiyatro dediği için 15 Temmuz'la helalleşmesi lazımdı. Elbette ki Soma önemli, elbette ki Çorlu'daki tren kazası önemli ama bunlar da Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Kılıçdaroğlu'nun kişisel tarihinin birer parçası olduğu için bence seçime yönelik olarak Cumhurbaşkanı adayı olarak topluma mavi boncuk dağıtmak yerine samimi bir öz eleştiri ve samimi bir helalleşme içerisine girseydi ben de alkışlardım. Bundan sonra girerse de alkışlarım, çünkü helalleşme gerçekten de erdemli bir harekettir. Yeter ki samimi olsun. Masum Bey. Muharrem İnce... Ben konuşmayayım mı? Abdullah Bey'den şeyden sonra... Konuşun. Konuşmayayım mı? Konuşun. Yok ama Masum Bey'e söyleyeceksiniz. Yani unuttuysanız diye söyledim. Konuşun, söyleyeceğim. Ben demin bir soru sordum. O kadar, başka bir şey yapmadım. Buyurun. Masum Bey'e yine sorarım ben. Masum Bey'in sorum önümde yani. Masum Bey siz konuşun, ben sorayım. Hayır hayır, lütfen lütfen. Peki, sonra unutma diye söyledim. Yo, lütfen, unutacaksınız lütfen gibi geldi bana. Unutmam. Şimdi Abdülkadir Bey... Demin söylediklerimi biraz daha detaylandırdı, madde maddeye saydı ve bu saydıkların içerisinde de hani hepimizin sorduğu, hepimizin tartıştığı konular. Herhalde ritüelde bir hata yaptık. Yani hesaplaşmakla helalleşmek kavramı birbirinden çok ayrı kavramlar. Yani herhalde söylediklerin tamamı hesaplaşmakla ilgili. Yani çünkü helalleşemezsiniz. Yani bu helalleşmeyi yapacak olan kişi, kurum, şahısların farklı yöntemleri var. Hesaplaşırsınız. O yaşanan süreçlerle beraber hesaplaşırsınız. Onları da yapabilirsiniz de. Tabii iktidara geldiğinizde de yapabilirsiniz. Hatta iktidara gelmeden önce de yapabilirsiniz. Yani bunu yapmak için şey verirsiniz, kanun teklifleri verirsiniz, araştırmaları verirsiniz, davalar açarsınız. Yani işte 15 Temmuz'la ilgili süreçte nasıl hani iptalleri ve diğerleri mücadele yapıyorsanız onu da yaparsınız. Mesela ben diyorum ya, hep bu süreçleri konuşurken ve bu süreçlerin içerisindeki olayları anlatırken baktıklarımın tamamında geniş bir yelpazeyi karşılamıyor. Yani benim sıkıntım, yani benim üzüldüğüm noktadan bir tanesi buydu. Yani hem herkesi kucaklayacağım şeklinde bir söylemle başlayıp bu söylemi kuvvetlendirecek içine doneleri koymamış olmasına ben çok üzüldüm. Çünkü hesap, yani helalleşecekseniz, kendi tabiriyle için söylüyorum. Mesela yani şöyle bir şey söylerdim. Yani Yasin Börü'yü de anardım. Derdim ki yani Yasin bak biz Türkiye'de siyaseti çok şekillendiremedik. Bizim de hatalarımız var. Mesela aynı hatayı yapanlar var şu anda, aynı hatayı yapanlar. Mesela ben Yasin Börü'nün öldürülmesi sırasında ve onunla beraber hayatını kaybedenler konusunda da bir kelime sarf etmesini isterdim. Yani bu şey değil ki hani 60 yıl zor değil bunu 60 yıl öncesinden yani bahsetmiyorum. Bugünden de bahsediyorum. Çünkü arkasından şu cümleyi kurmaya devam ediyorsunuz. Selahattin Demirtaş'ın ne suçu var ki diyorsunuz. Daha devam edecek misiniz? Çünkü reklama gideceğim. Ya ben bugün hep farkında mısın? Hep reklama denk geldim. Farkında mısınız? Kulağıma sürekli... Yok hayır sorun değil. Önemli değil canım. Reklama gideceksiniz. Yapacak bir şey yok yani. Sorumlu... Ben Yasin Börü'den devam edeceğim. Mete Bey biraz agresif mi bugün? Sorumlu Onur. Ya hiç agresif yok değil. Mete Bey... Edebim ve adabımla herkesin itirazını ben de yapıyorum yani. Ben bazen aramızda olmayanların soracağı hesabı sormaya çalışıyorum. Kusura bakmayın. Şu anda biraz sinirlendi ama olsun, olabilir. Sessizlerin sesi samimiyetiyle ilgili bir şey. Sessizlerin sesi oluyor. Tabii. Yok, estağfurullah. Samimiyetle ilgili bir şey. Neyse şimdi... Mete Bey'le devam edeceğiz. Pardon. Bana bak. Şöyle yapıp reklam deyip kesip devam etseydiniz var ya şok geçirirdim. Değil mi? Geçirir miydim? O zaman bana söz ver. Bugün arkasına benle gidiyorsunuz yani. Bana söz vereceğini söz verip sonra masum Türker'e döndün ondan helalleş diyeceksin. Peki hadi bakalım. Peki. Masum Bey size şunu soracağım. Hem Akşener hem Kılıçdaroğlu bugün bir araya geldiler. Erken seçim istiyoruz dediler. Böyle vurgulu. Nedir bunun anlamı? Bunun arka planında ne var? Onu soracağım ama Mete Bey'le devam edeceğiz. Kısa bir aradan sonra. Devam ediyoruz. Ya Mete Bey gerçekten kusura bakmayın. Estağfurullah. Herkes hakkını helal etsin. Özellikle üstad burada helalleşelim sonra problem çıkmasın. Başka yerlere karşılaşıyoruz. Kemal Bey'e bir şey kalmayacak. Yok. Herkes Kemal Bey'in yaptıkları doğrudur. Kendisi yolca doğrudur. Biz yalnızca eklemeler yapmak istediğimiz için itirazlarımızı söylüyoruz. İtirazlarımız da yaşayanlar için değil onlar yaparlar. Olmayanlar için itiraz etmeyi tercih ediyoruz. Bu bir kıyaslama değildir. Yani Ali İhsan Korkmaz'ın öldürülmesinin Ali İsmail Korkmaz'ın aşağı çekilmesi değil, tam tersine aynı acıyı paylaşanların isimlerin de anılması ve hatırlanması içindir. Benim Yasin Börü'yü söylemem sebeplenen bir tanesi diyebilirsiniz ki yani bunda CHP'nin nasıl sorumluluğu var? CHP'nin sorumluluğu değil ama Kemal Bey'in özellikle Selahattin Demirtaş'la ilgili daha mahkeme süreci devam ettiği için söylüyorum. Ne suçu var ki? Dediğinizde Yasin Börü'yü de hatırlayacaksınız. Yasin Börü de sokağın ortasında katledilen çocuklardan bir tanesi. Onun ne suçu? Ve efendim? Onun ne suçu? Ve yalnızca suçu Kobani diye sokağa çıkanların muhafazakarlara saldırmasından kaynaklandı. Bırakın başörtüsüyle falan hikayesi. Orada yalnızca kurban eti dağıttıkları için o çocuklar sokakların ortasına paramparça edildiler. 1 değil, 2 değil, 3 değil, 4 değil. Arkasından Aybüke Hoca'yla ilgili dersiniz ki sen gencecik bir hocaydın, gittin. Bu politikalar yüzünden PKK ve diğerleri bu işleri yaptı. Ve onun sonucunda biz bazen bunu tam anlatamadık. Aybüke bundan sonra bütün hocaların arkasındayız dersiniz. Mesela Eren'in annesinden özür dilersiniz. Eren'in annesi bu şehitlerin yakınlarına küfredilmesinden sonra bir video çekti. Gördünüz mü bilmiyorum. Gördüm. Gördünüz mü? Gördüm. Yani ne kadar üzüldüğünü belirtilen. Hani şu şöyle bir şey olmuyor. İyi ki varsın Eren'le olmuyor. İyi ki varsının Eren'in annesini de anmakla oluyor. Onun için de özel dersiniz. Dersin ki ya biz o zaman çok fazlasıyla yapamadık. Benim ekleyeceklerim bunlar. Bu diğerlerin yok olduğu anlamına ve diğerlerin anlamına gelmiyor. Kucaklayacaksanız gönlünüz bol olsun. Kucağınızı biraz daha geniş açın. Tam açın ki o kucağın içine herkes girsin. Eyvallah. Tamam. Eyvallah gayet net. Şimdi çok az vaktimiz kaldı. Kısa görüş almak istiyorum. Bugün ayrıca Akşener, yani enteresan, siyasette çok enteresan bir gelişme oldu. Şimdi Cumhur İttifakı'nın iki parçası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli, MHP lideri Devlet Bahçeli buluştu. İkinci buluşmada Millet İttifakı arasında gerçekleşti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla İYİ Parti lideri Meral Akşener bir buluşma gerçekleşti. Kemal Kılıçdaroğlu-Akşener buluşmasından sonra ilginç bir gelişme oldu. Her iki lider de önce Kılıçdaroğlu bir an önce ülkenin seçime gitmesi gerekiyor, erken seçim istiyorum dedi. Akşener de acil seçim çağrısına katılıyorum dedi. Bu yeni bir şey mi? Buradan hani özel bir anlam çıkarmalı mıyız? Muhalefet artık hani bir erken seçim şeyine mi, gazına mı basacak? Şimdi bir laf söyleyeceğim, belki yanlış anlayacaklar ama Cumhurbaşkanı'nı özellikle bu faiz konusunda, dolayısıyla döviz kurlarının yükselmesi, Türk lirasının değerini kaybedilmesi konusunda çok aleni yanlış bilgilendirmişler. Yani buradaki faiz olgusu devletin verdiği, bankaları finanse ettiği faiz değil, piyasadaki faizin düşmesidir. Bu faizin de düşmesi enflasyonun düşmesine bağlıdır. Çünkü faiz piyasada, sizin cebinizdeki para enflasyona karşı %2 fazla değerini korursa paranız paradır. Yoksa paranız puldur. Şimdi bunu Cumhurbaşkanlığı bu konuyu ağzına aldığı günden beri tersini kullanıyor. Biz faizi Merkez Bankası'ndan indirdik, hadi siz de indirin diye baskı yapıyor ama yalnız devlet bankaları orada kısmen sembolik tanıdıklara uyguluyorlar. Şimdi bunu bugün yine öyle bir anda verdi ki bu konuşmayı yaparken faiz birdenbire 10-15 puan fırladı. Yani 10.45'ten 10.55'e kur fırladı. Bu fırlama, bu arada biraz evvel de tartıştık kendi aramızda. Acaba yarın faiz düşecek mi, yükselecek mi tartışman? Artık onun pek önemi yok. Yani bunu Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bilmesinde, birilerinin ona gerçeği anlatmasında fayda var. O faiz yalnız bankaların borçlanmasıyla ilgili bir faizdir. Peki, yoksa halkla değil. Erken seçim. Bu olay şu anda bir erken seçim gündeme gelirse Cumhurbaşkanlığı seçimi 60 günde yapılması gerekir. Meclis kendi kendini feshederse dolayısıyla 60 günde yapılması gereken bir seçimdir bu. Bu seçim gündeme gelip fesihten sonra oluşursa bir düzenleme de yapılamayacak. Kanun da çıkmayacak, bir şey de çıkmayacak. Dolayısıyla şu anda hükümet hazırlıksız, tam bütçenin hazırlandığı dönemde bu hazırlığını gerçekleştiremeyeceği için haklı olarak Millet İttifakı seçimi kazanırız diye düşünüyor. O yüzden de istiyor. Yani bastırıyor. Seçim istiyor ama bilmediğimiz... Gerçekçi mi peki sizce? Şimdi şu anda seçime gitmek demek aslında... Hayır, gidilir mi yani? Yani bu çağrının bir karşılığı olur mu? Bu 60 gün içinde gidilmemesi gerekir. Murat Bey, Murat Çelik. Çok kısa. Şöyle, tabii çok kısa. Bugünkü... O toplantı da hani Millet İttifakı'nın bir karşı atağı gibi görüyorum ben. Çünkü Erdoğan-Bahçeli görüşmesi de planlı değildi. Bugün belirlendi. Benim bildiğim kadarıyla Kılıçdaroğlu'nun Meral Akşener'i ziyareti de aynı şekilde hemen onun üstüne. Yani gündemde bir gündem yarışı var, onu kabul etmek lazım. Bunu çok net görüyoruz. Ama Millet İttifakı, demin Sayın Türker'in de söylediği gibi, hani ülkenin şu anda içinde bulunduğu ekonomik durum malum, kurlar belli, işte yarın para piyasaları kurulu toplantısı var ki orada yine bir faiz indirimi beklentisi var piyasada ciddi manada. Bütün bunlar, yani zamlar, işte en son şeker zammı, şu bu, bütün yani hepimizin yaşadığı bu ekonomik sıkıntılar muhalefet açısından artık erken seçimi iyiden iyiye zorlayabilecek koşulları oluşturmuş gözüküyor. 1,5 seneye yakın bir vakit varsa eğer Türkiye'nin önünde zamanında olan seçimlere, bugünkü koşullarda, bugünkü ekonomik koşullarda o 1,5 sene nasıl devam eder? Doğrusunu söylemek gerekirse onu ben bilmiyorum en azından, ama devam etmeyeceği, yani bu şekilde devam edemeyeceği yönündeki görüş sahipleri sokakta da her yerde çok daha fazla. Murat Bey? Ya şimdi Türkiye'nin %45'i en son yaptığımız çalışmada erken seçim istiyor. %45. O yani ve muhalefet erken seçim istiyor. Dolayısıyla bunun üzerine gidiyorlar büyük bir olasılıkla ve seçim yapılmasını istiyorlar. Kendilerine güveniyorlar. Benim gördüğüm bu yani. Evet. Herhangi bir şey yok. Seçimle ilgili bir girişim bu. Yani eğer Haziran 2023'te yapılacaksa bile seçim. Onunla ilgili bir girişim bu. Faruk Bey, yani lütfen bu kısalıkta olsun Murat Bey'in. Bu şu anda muhalefetin özellikle ekonomik durumdan çıkardığı bir sonuç. Şu anda piyasada ciddi bir sıkışıklık var. Bunu avantaja çevirmek istiyorlar. Hemen bir seçim olursa hani vatandaşın da marketten, pazardan şikayetini oya dönüştürebiliriz diyorlar. Ama sorunuz önemli. Karşılık bulur mu? Zannetmiyorum. Cumhur İttifakı'nın, MHP ve AK Parti'nin bütün sorunları, Mete Bey oraya dikkat çekti, önemli bir şey o. Aralarında konuştukları, tartıştıkları ve belki de bazen de görüş ayrılığına da düşebildikleri konuları tamamlayıp birkaç ekonomiye de müdahale durumunu geçirmedikten sonra seçime gidebileceklerine pek ihtimal vermiyorum. Mete Bey. Benim gündemim, yani benim dediğim yani Cumhur İttifakı'nın böyle bir gündemi yok. Ama tabii ki Millet İttifakı'nın bunu istemeye hakkı var. Çünkü net olarak seçimi kazanacaklarını düşünüyorlar. Hani ben bunu bunu bir fırsata döndürmek de o hakkı düşünmüyorum. Sonuçta her siyasi parti erken seçim isteme hakkına sahiptir. İyi günde de kötü günde de olabilir. Yani illa her şeyin kötü gittiği bir günde de istemeyebilirler. Bugünkü tablo kendileri tarafından seçimi kazanacaklarını biliyorlar. Ama bilmedikleri dönemde de istiyorlardı. Hatırlarsanız daha önceki dönemde de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu zaman zaman erken seçim isteklerini belirtmişti. Çok doğal, normal süreç içinde gelecektir. Ama benim tahminim, ilk soruda da sorduğunuz için söylemiştim. Yine aynı yerdeyim. Ekonominin düzelmeden, ekonomiyi düzeltecek hareketler yapmadan, özellikle kendisine oy veren kesimin durumuyla ilgili düzeltmeler yapmadan yapacaklarını zannetmiyorum. Ve asgari ücrete, yani bunu seçim haricinde söylüyorum. Yani Türkiye'de büyük bir kesim asgari ücretle yaşamaya çalışıyor. Seçim dışında muhakkak bu insanların geçim standartlarının yukarı çekilmesi, seçim dışında diyorum bakın, zaruret artık. Bunu da hep beraber seçimle de bir ilgisi yok yani. Seçimle ilgisi yok. Abdülkadir Selvi. Doğrusu muhalefetin erken seçim istemesi hele şu konjonktürde çok doğal bir hakkı. Daha önce de erken seçim çağrısı yapmıştı Kılıçdaroğlu'yla Akşener ama Türkiye'yi erken seçime götürürse Cumhur İttifakı götürür. Götürürse de büyük ölçüde Bahçeli götürür. Oyları açısından değil mi? Hani yani hem oyları açısından hem de daha büyük bir sorun görürse Sayın Bahçeli zaman zaman 2018 seçimlerinde erken seçim çağrısı yapmıştı hatırlarsanız. 2001 seçimlerinde yine seçime götürmüştü. Bir de anayasal prosedür. Erken seçim yok diyor yani. Yok diyor evet. Yani Sayın Cumhurbaşkanı diyor, anayasal prosedür olarak da ya Cumhurbaşkanı'nın istifa edip götürmesi lazım ya meclisin o kararı alması lazım. Mecliste muhalefetin sayısı yetmiyor. O nedenle iktidar götürür ama muhalefetin istemek en doğal hakkıdır diyorum. Mecliste teknik bir soru soruyorum. Diyelim ki Cumhur İttifakı erken seçime gitme kararı aldı. Cumhur İttifakı'nın meclisteki oyları yetiyor mu meclisten bu kararı çıkartmaya? Muhalefetin de destek olması gerekiyor ki rahatlıkla destek olur. Birlikte olsun. Tek başına evet. Kaç kişinin, yani şöyle bir şey konuşuldu mu? Ben teknik olarak bilmediğim için soruyorum. Muhtemelen üstadlar daha iyi bilir. Sineye millete dönme kararı alırsa muhalefet, o zaman da seçim olmuyor mu? Yok. O bölgede yapılıyor. O bölgede mi yapılıyor? Hangi bölgelerden? Genel seçim gibi bir şey çıkmıyor değil mi? Yok, ara seçim. Yani buradaki ara seçim seç değişti. Meclis kendini feshedince Cumhurbaşkanı da otomatik düşüyor. Ve Cumhurbaşkanı meclisi feshetti. Zaman zaman şu tartışıyor. Haklı doğuyor. Sine millete gitsinler ve seçime zorlasınlar. O parlamenter sistemin bir argümanıydı galiba. Yine ara seçim. Yine var. Ara seçim yani var yine. Oy durumunu denemek için. Çok çok teşekkür ederim hepinize. Murat Çelik Ankara'daydı. Çok teşekkürler. Mete Yarar, Abdülkadir Selvi, Faruk Aksoy, Murat Sarı ve Masum Türker'e çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi geceler diliyorum. Hoşçakalın.